Hayırlı sabahlar, hayırlı cumalar değerli izleyenler. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Anne babaları ekran başına bekliyoruz. Çünkü bugün çocuklarda gelişim takibini konuşacağız. Genellikle aman çocuğumun kilosu arttı mı, boyu uzadı mı diye düşünüyoruz. Ama gelişim söz konusu olduğunda çok daha geniş bir çerçeve söz konusu. Doğumdan itibaren ay ay çocukların normal gelişimi nasıl olmalı? Yaşlara göre nasıl değişim gösterir çocuklarımız? Aynı zamanda eğer bir takım aksaklıklar varsa, bir takım gelişim gerilikleri varsa neler yapmalıyız? Bütün bunları detaylandıracağız programımızda çocuk gelişimi uzmanı Reyhan Anaokulu Müdiresi Esra Tunç Samsa hocamızla birlikte. Aynı zamanda yemek danışmanı Salih Akaya hanımefendi ile miniklerimiz için birbirinden lezzetli tarifler yapacağız. Yeni güne merhabaya. Hadi başlayalım. Hemen hoş geldiniz diyelim hatta Salih Hanım'a. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz? Elhamdülillah biz de iyiyiz. Sizinle birlikteyiz bugünkü programımızda. Şimdi bakıyorum o kadar güzel malzemeler var ki hepsi de hem faydalı hem besleyici. Evet. Neler yapacağız hemen dinleyelim kısaca. Şimdi neler yapacağız? İlk önce çocuklar okula gitmeden önce kahvaltı için bir alternatifimiz var. Pankek. Pankekimizi yapacağız. Üzerine ev yapımı kakaolu fındık kremamızı kullanacağız. Üzerine de muz dilimleyeceğiz. Güne enerjik bir şekilde başlamaları için çocukları okula gönderelim. Evet, ve hazır ürün, paketli ürün kullanmayarak, çünkü bunlar çok tercih ediliyor böyle çikolata kremaları. Evet. Ama hepsi katkı maddeli hazır ürünler. Aynen. Ama biz evde hem besleyici hem lezzetli bir şekilde yapabileceğiz. Evet. Yani inanın ki bu o kadar pratik ve o kadar kolay bir şekilde yapabileceğimiz bir tarif ki. Yani ben şunu söylüyorum, markete gidip bunu alsak da aynı miktarda yorulabiliriz. Sadece iki malzemeyle çikolatayı eriteceğiz, fındıkları kavurup ve rondodan çekeceğiz. Harika. Bu kadar. Sonrasında çocuklar için okuldan geldikten sonrası için de farklı bir alternatif düşündük. Onun için de yumurtalı ekmek yapacağız ama biraz farklı olacak. Böyle bir simit havasında olacak. Üzerine kavrulmuş susam ve kaşar eriteceğiz. Evet, evet koyacağız. Bir de içecek olarak üzüm suyu yapacağız. Bu da aynı şekilde yani marketten alana kadar evimizde kendimiz yapabileceğimiz üzümleri suya koyacağız. Tarçın ve karanfille kaynatacağız. Şeker ilave etmeyeceğiz. Bu şekilde tariflerimiz hem var. Hem pratik hem de dediğimiz hem pratik, evet, hem besleyici, hem çocukların da hoşuna gidecek, hem bizim gönlümüz rahat edecek kahvaltıyı okulda yaptılar mı, ettiler mi diye düşünmeden. Böyle bu şekilde tariflerimiz var. Peki biraz sizi tanıyalım. Siz böyle yemek tarifleriyle özellikle miniklerimize yönelik de böyle güzel tariflerle izleyicilerimize ve takipçilerinize güzel şeyler aktarıyorsunuz. Bu alanda çalışmayı, böyle çalışmalar yapmayı nereden düşündünüz, nasıl geliştirdiniz kendinizi? Aslında benim bu konudaki ilham kaynağım Muhammed Emir yani oğlum 4,5 yaşında. Allah bağışlasın maşallah. Allah razı olsun. Muhammed Emir ek gıdaya geçti ve benim mutfağa olan ilgim pekişti diyebilirim. Zaten ilgiliydim mutfakla. Ama o iştahlı bir çocuk olduğundan ben yaptıkça, ben farklı lezzetler denedikçe o mutlu oldu ve yedi. Yemeyen bir çocuk değildi. Dolayısıyla bu da beni yüreklendirdi diyebilirim yani mutfak konusunda. Sürekli farklı tarifler denemeye beni yönlendirdi. Bir aşamadan sonra da artık bunları paylaşayım dediniz herhalde. Aynen, çünkü bana soruyorlardı işte bunun tarifi, şunun tarifi falan diye. Böyle olunca kendim de çok mutlu olduğum bir şey. Muhammed Emir'le birlikte, hatta biz birlikte mutfağa giriyoruz genelde. Yani pankek malzemelerini sorun size söyleyebilir. Maşallah. Kendisi de yapabilir. Birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla benim çok mutlu olduğum bir alan mutfak. Bana çok huzur veriyor. O yüzden de böyle bir keyifle yapıyoruz. Çok yani. Güzel. Allah daim etsin, bereket versin diyelim. Çok ellerinize ediyorum. Sağlık diyelim şimdiden de. Bugünkü programımızda ediyorum. Hem bilgiler aktaracağız Esra hocamla hem de annelerin en büyük sorunu dediniz. Yani benim çocuğum yemeyen bir çocuk değildi ama evet. Benim çocuğum yemek yemiyor diyen, bunun krizini yaşayan o kadar çok anne var evet, ki. Evet, işte alternatif tariflerle belki bunun önüne de biraz geçebileceğiz sizin aktaracağınız bilgilerle inşallah. Şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Ben ellerinize teşekkür sağlık ederim. Diyoruz. Çok sağ olun. Birazdan yanınızda tarifleri tamam, öğrenmeye peki. Başlayacağız. Değerli izleyenler, Esra Tunç Samsa hocamız bizimle birlikte. Kendisi çocuk gelişimi uzmanı. Peki gelişim nedir? Gelişim takibi nasıl olmalı? Bütün bunları detaylandıracağız. Sohbetimize başlayalım. Müzik.
Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Elhamdülillah, ben de gayet iyiyim. Sizinle bir program daha yapmak çok büyük keyif oldu benim için. Hayırlı olsun yeni programınızda, yeni konseptinizde inşallah. Allah razı olsun inşallah hocam. Şimdi gelişim diyoruz. Gelişim evreleri arasında da böyle erken çocukluk dönemini hep çok ifade ederiz. 0-6 yaş çok önemli, çok önemli deriz. Neden bu kadar önemli hocam? Ne dersiniz bu konuda? Doğumdan itibaren 6 yaşa kadar olan süreç gelişimin temel taşıdır. Hı hı. Peygamber Efendimiz'in de bir hadis-i şerifi var, onu da aktararak başlamak istiyorum. Çocukluk döneminde öğrettiğimiz şeyler mermere kazımak gibidir, sonrasında suya yazı yazmaktır mealinde bir hadis-i şerifi var. Hı hı. Çok güzel aslında bize özetliyor bu durumu. 0-6 yaş döneminde hem kişisel gelişim, hem bedensel gelişim, hem zihinsel gelişimin hemen hemen %70'i zaten tamamlamak durumunda. Hatta anne karnında başlayan bir süreçtir aslında gelişim ve büyüme. O yüzden kritik dönemi, temel taş olan dönemi çok güzel geçirmemiz lazım. Aynı bir binanın nasıl temelini sağlam yaparsak sonrasında o sağlam temeller üzerine gideceği gibi biz de bu kritik dönemi es geçmememiz gerekiyor. Aman çocuktur, hani zaten bir şekilde büyür, bir şekilde ilerler, gelişir. Çok önemli değildir, sonraki yıllarda destek oluruz demeden aslında güzel bir temel attığımızda onun meyvelerini sonraki yıllarda görüyor olacağız. Kesinlikle. Genellikle de bu ilk 6 yaşta aman çocuk küçük bir şey anlamaz gibi düşünülürdü. O yıllar böyle biraz daha dediğiniz gibi boş, belki hani çocuğu çok desteklemeden geçirilebilirdi. Sanki okul dönemi daha önemliymiş gibi hep düşünüyoruz. Ama son yıllarda sizin gibi uzmanlarımızı da dinleyerek artık 0-6 yaş döneminin de ne kadar önemli olduğunu bütün ebeveynler artık kavramaya başladı. Bu noktada da gayretleri var. Şimdi açılış anonsunda ifade etmeye çalıştım ama sizden de daha detaylı öğrenmek istiyorum bunu. Şimdi gelişim deyince biz onu biraz büyümeyle karıştırıyoruz. Yani diyoruz ki işte çocuğumun boyu uzadı mı? Arkadaşlarına göre nasıl? Böyle kıyaslamalar oluyor ya da kilosu normal mi gibi. Ama büyüme farklı bir şey. Gelişim çok daha geniş bir çerçeve sanıyorum. Gelişim deyince ne anlamak lazım hocam? Şimdi ikisi birbirine çok yakın kavramlar ama dediğiniz gibi karışabiliyor. Büyüme dediğimiz zaman hormonların da etkisiyle birlikte vücutta gelen fiziksel değişmeler anlamalıyız. Mesela kilonun artışı, mesela boyun uzaması ya da yürümek için bacaklardaki uzamanın işte olgunluğa erişmeyi büyüme kısmında anlarız. Ya da hacimsel gelişme vücuttaki. Ama gelişim dediğimiz zaman bunu daha geniş kapsamda düşünmeliyiz. Büyüme belli bir yaşa kadar devam eder. Mesela nedir? Boy uzaması, ergenlik sonrası işte kızlarda belli, erkeklerde belli yaşa kadar devam eder. Ya da dişlerin çıkması belli bir yaştadır. Ama gelişme olduğu zaman bu büyümeyle olan vücuttaki değişimleri işlevsel hale getirmek düşünülür. Mesela çocuğun boyu yeterince uzar ya da bacaklarıyla ilgili bir sağlıklı gelişim olur ama asıl gelişme yürümeyi sağladığı zaman, olgunlaşmaya ulaştığı zaman o zaman biz deriz ki yürümeyle ilgili geçerli gelişim yaşanmış demektedir. Onun için gelişme hayat boyu devam eder zaten. Çünkü mesela elimizle ilgili becerilerimiz var evet ama gitgide artırdıkça işte kalem becerilerini artırdıkça ya da parmaklarımızı kullanarak bir şeyler yapmaya başladığımızda daha da profesyonelleştiğimizi görürüz. Daha aktif olur çünkü kaslarımız. Gelişme işte kullandıkça her zaman aktif bir şekilde devam eden bir süreçtir. Süreçtir. Salih Hanım'ın baştaki konuşmasından da bunu anladık. Anne olduktan sonra mutfakta kendimi daha da geliştirdim dedi mesela. Bunu örnek olarak da gösterebiliriz sanıyorum. Böyle hayat boyu süren bir süreçtir. Gelişim oldukça da önemli. Bir de şimdi hani büyüme tabii ki çok önemli dedik. Fiziksel gelişim. Bunun işin içerisinde bir de mental gelişim var galiba. Hani mental ve motor gelişim olarak ayırıyoruz ya hocam. Onu da bir açıklasak ilerleyen dakikalarda detaylandıracağız ama. Biz çocuk gelişimciler gelişimi aslında çok daha fazla alanda da inceliyoruz. Mental gelişim, psikomotor gelişim, onun dışında öz bakım becerileri, o da bir gelişim aşamasıdır. Onun dışında sosyal duygusal alandaki gelişimini de ölçeriz. Birçok alanda bakılır. Ama en çok aslında ailelerin ve bizlerin dikkat ettiği şeyler fiziksel gelişim ile mental gelişim oluyor. Mental gelişim dediğimiz zaman zihinsel beceriler aklımıza gelmeli. Yani öğrenme becerileri, akademik beceriler, akılda tutma, hafızada tutma, bebeklikten itibaren geldiği zaman dış dünyayı tanıma, anlamlandırma kısımları gelir. Ama fiziksel gelişim dediğimiz zaman da kas becerileriyle alakalı bir sistemdir bu. Onun içinde küçük motor beceriler ve büyük motor beceriler gündeme gelir. Mesela büyük motor beceriler dediğimiz zaman işte bacaklardaki gelişimle birlikte yürümenin, ayakta durmanın hatta sıralamayla başlayan bir süreçte yürüme, koşma
ve tırmanma becerileri gelir aklımıza. Ama küçük motor beceriler dediğimiz zaman da el kaslarını kullanma. Az önce işte ifade ettik, elleriyle ilgili yapılan, mesela çocuklar küçük yaşlarda, daha 2 yaş civarlarında bir şey kabaca kavrarlar. Çünkü daha küçük kasları tam gelişmemiş durumdadır. Ama ilerleyen dönemlerde kalem tutma ya da makas kesme becerileri gelişerek, ya da düğmeyi ilikleme gibi mesela. Aynen, aynen. Bunlar ayrıntılı kısımları sonrasında gelişmeye devam eder. O yüzden fiziksel ve mental gelişim arasındaki fark böyledir. Biri zihinsel beceriler, biri vücutta gözlemleyebildiğimiz beceriler kısmıdır. Evet, ve iki boyutta da biz süremiz el verdiğince izleyicilerimize bilgiler aktarmaya gayret göstereceğiz bugünkü programımızda. Ama ben böyle daha konuyu böyle detaylarını açmadan önce annelere sizden biraz mesajlar almak istiyorum. Şöyle ki, hani söz konusu gelişim olunca böyle endişe ve kaygı düzeyi biraz yükseliyor. Maalesef, evet. Her çocuk sanki aynı ay, aynı işte saatler, hatta aynı gelişimi göstermek zorundaymış gibi düşünebiliyor aileler. Başka çocuklarla kıyaslamalar yapabiliyor. Bu mesela büyüme sürecinde de söz konusu. Ya benim çocuğum zayıf, zayıf, zayıf. Yani halbuki o çocuk normal kiloda ama o normal skalasının biraz altında yer alıyor olabilir. O kadar çok kaygı düzeyi yüksek ki annelerimizin. Ve hep böyle bir problem arama ve o problemle çocuğu etiketleme peşinde oluyoruz ne yazık ki. Bu biraz anne çocuk ilişkisini de yıpratıyor sanıyorum. Bu noktada böyle iç ferahlatan neler söylersin? Şimdi ne kadar mesela kitaplarda okusak da, bu konuyla ilgili eğitim alsak da, ben de anneliği ilk yaşadığım süreçlerde o kaygıyı mutlaka yaşadım. Çünkü öyle bir şefkat duygusu bahşediliyor ki size, sadece size de o kişiyle alakalı gelişimini destekleme kadar alakalı bir göreviniz olduğu için kaygıyı yaşıyorsunuz. Ama şunu yapmamak lazım: komşunun çocuğu aynı ayda doğdu ama onun boyu önden gitti, benimki niye yavaş gidiyor? Ya da onun kilosu niye fazla, bizimki az? Ya da çevreden aslında çok fazla işte sütün yetmiyor mu? İyi besleyemiyor musun? Bakamıyor musun? Bu çocuk neden konuşmaya başlamadı? Demek ki sen iyi ilgilenmiyorsun. Dış çevreden gelen böyle bayağı bir uyarılar, işte aile büyüklerinin eleştirileriyle anne zaten hemhal oluyor. Ama bu durumda ne yapmamız gerekir? Şimdi gelişimde şöyle bir şey vardır: baştan ayağa bir gelişme süreci vardır. Önce zihinsel beceriler, sonra vücudun diğer, hani biraz önce bahsettik ya, kasla ilgili gelişimleri devam eder. Onu unutmamamız lazım. Ya da gelişimde yine bir merkezden dışa doğru, yani önce mesela işte anne karnına düştüğü zaman kalbi gelişir. Sonrasında iç organlar ve dış organlar oluşmaya başlar. Doğduğumuz zaman bu da yine devam eder. En öncesi işte hormonal dengeler, organların çalışması, sonrasındaki kollar ve işte kaslarla alakalı becerilerimiz gelişir. Şimdi anneler bunu es geçmemesi lazım. Hani bir şey hemen olmaz, belli bir sırası olması lazım. Bu sırada da mesela erken yürüyen bir çocuk geç konuşabilir. Çünkü gelişimde bir kural vardır: bir tanesi giderken diğeri arkadan seyredebilir. Belki sizin çocuğunuz diğer komşu çocuğuna göre geç yürümüştür ama önce konuşuyor olabilir. Ya da bir başka beceri yönden gidiyor olabilir. O yüzden kimseyle kıyas yapmamak lazım. Belli kritik dönemler vardır. İşte konuşma için, yürüme için, belli becerileri yerine getirmek için kritik dönemlerde, eğer onu yapmıyorsa ve sonrasına sarktıysa, o zaman soru işareti zihnimizde oluşması lazım. Yoksa kıyaslayarak diğer çocuğuyla bile anne kıyaslamaya geçmemesi gerekiyor. Çünkü herkes bir farklı birey olarak dünyaya geliyor. Bu noktada kaynakları okuyarak, işte uzmanları dinleyerek ve en güzeli bir çocuk gelişim uzmanına ya da bir çocuk doktoruna bu konuyla ilgili kaygısını sorarak daha sağlıklı bilgi alabilirler. Kesinlikle burada annelerin bilgilerini artırmaları da oldukça önemli. Çünkü böyle dediğiniz gibi bazen aile büyükleri çok endişeye sevk edebiliyor, çevreden böyle olumsuz yargılar olabiliyor. İşi ehline sormak, yani danışmak ve doğru bilgiye ulaşmak oldukça önemli. Burada ben yine hemen Salih Hanım'a bir dönmek istiyorum. Kendisi de çok genç bir anne, 4,5 yaşında bir evladı olduğunu söyledi. Tekrar Allah bağışlasın diyelim. Sizin böyle kaygılarınız oldu mu Salih Hanımcığım? Yani bu çocuk acaba gelişemeyecek mi, şöyle mi, ya da çevreden böyle olumsuz şeyler oldu mu? Siz o süreci nasıl atlattınız? Yani açıkçası ben bu konuda biraz şanslı bir anneyim. Yani Muhammed Emir dediğim gibi iştahlı bir çocuktu. Biz ek gıdaya geçtik ve
Yani Muhammed Emir ekmeğini alıp böyle bizim yemeğimize bandırıp yiyordu. Hocam. Dolayısıyla ben öyle sorunlar pek yaşamadım. Velev ki yaşadım ne yapardım diye düşünüyorum. Bazen çünkü oluyor yani canı istemediği oluyor, yemek istemediği oluyor. Çok fazla üstüne gitmiyorum. Yani nasıl ki bizim bazen canımız istemiyor ve yemek istemiyoruz. O da bir birey olduğu için onu kendi haline bırakıyorum. Acıktığında kendi zaten acıktım anne deyip gelip yiyor. Ama bu konuda çok dertlenen arkadaşlarım var. Çocuğu asla mesela ben ona diyorum ki tamam aç kalsın. Acıkınca her hayır diyor yemiyor. Yani 3 gün mesela en sonunda serum bağlatmaya gittik. Bu konuda artık hocam nasıl bir açıklık getirir buna bilmiyorum ama böyle çocuklarda var. Sıkıntılı süreçler olabiliyor. Bunların üstüne gitmemek lazım. Çocuğun o bireyliğine de saygı duymak lazım dedi Salih Hanım. Ne dersiniz? Çok doğru bir söyledim. Mesela geçen hafta okulda yaşadığımız bir örnekten bahsediyorum. 3 yaş grubunun öyle uykusuz saatleri var. Evet. Bir öğrencimiz uykuyu reddetti. Uyumak istemiyor. Ben de o zaman yanına gittim. Hani neden uyumuyorsun dedim. İnsanın her zaman uykusu gelmeyebilir dedi. Çok güzel bize bir ders verdi. Evet. Onun bir birey olduğunu aslında bazen unutabiliyoruz. Her çocuğun farklı olduğunu unutabiliyoruz. O noktada belki onun o an ihtiyacı o değildi, uyku değildi. Ya da işte beslenmeyle alakalı. Biz kendimizi aç hissettiğimiz zaman yemek yedirmeye uğraşırız. Ya da üşüdüğümüz zaman bunu anneler çok yapar. Kendi üşüdüğü zaman kat kat çocuğuna giydirir. Halbuki düşünmez ki belki o an benim vücudumun ihtiyacı var ama çocuğunun var mıdır değil midir? Çocuk koşuyor mesela. Aynen, aynen o hareketli. O yüzden farklı olduğunu bazen unutabiliyoruz. Bu noktada gözden kaçırdığımız şeyler oluyor. Bir de kaygı kaygıyı doğuruyor. Biz mesela yemekle ilgili bir kaygı yaşadığımız zaman o kaygıyı besliyoruz çocuğumuza. O da o zaman yemeği reddeden ve yemek terörü oluşturan bir süreç oluyor. Evet. Ben de mesela çok fazla hassas olduğumun farkındayım bu konuyla alakalı. Bazen kendimi de... Çok tatlı bir evladınız var Allah Allah razı olsun. Kendimi frenlemeye çalıştığım zaman da oluyor. Ama o frenlediğimiz zaman, rahat olduğumuz zaman çocuk bu sefer bakıyoruz ki kendi başına yemek yemeye başlıyor. Bazen mesela o öne atlamasını göze alabiliriz. Yemek istemiyorsan tabağını kaldırıyoruz deyip bir sonraki öğünde iştahla yediğini göreceğiz. Ya da şimdi arkadaşın yaptığı gibi tabakları biraz hoşluklar katarak, güzellikler katarak, sevebileceği bir tabak hazırlayarak onun birey olduğunu hissettirebiliriz. O noktada kendimizle bir bütün değil de farklı bir insan olduğunu anlayabilirsek sanki daha kolay olacaktır. Kesinlikle öyle. Bir çatışma sürecine yemek özellikle bir terörden bahsettiniz. Aynen. Gerçekten böyle bir kıyametlerin koptuğu bir sürece dönüşebiliyor. Burada annenin gerginliği ve kaygısı çocuğa çok yansıyor. Bu en önemli mesajdı bu konuyla ilgili olarak hocam. İlerleyen dakikalarda da yeri geldiğince yine bu konuları inşallah açarız. Hemen şey de söyleyelim değerli izleyenler. Eğer sorularınız varsa Instagram hesabımız üzerinden Yeni Güne Merhaba TV adresi üzerinden bize sorularınızı, yorumlarınızı gönderebilirsiniz. Çocuk gelişimiyle ilgili merak ettiğiniz her konuda yorumlarınızı, sorularınızı bekliyoruz diyelim. Şimdi hemen ilk aylara bir geçelim isterseniz hocam. İlk aylardan itibaren hani bebeğimiz doğdu diyelim. Nasıl bir gelişim gösterir? Böyle ay ay neler yapmaya başlar? Ne dersiniz? Yeni doğan dönemi 0 ve 28 günlük olan kısmı adlandırırız. Bu dönemde ilk önce işte takip edilen şeyler boyunun ölçüsüdür. Ortalama kız erkeklerde farklı ya da işte ailesel yatkınlıklara göre farklılıklar gösterir ama boy uzunluğu ortalama 50 santim olur. Yine kilosu 3 kilogram şeklinde bunun küsuratları olur ya da daha aşağısı olduğu zaman düşük doğum ağırlıklı olarak düşünebiliriz. Kilo olarak 3 kilogramı ölçeriz. Yine baş çevresine baktığımız zaman 36-37 santim şeklinde bir fiziksel değerlendirme yaptığımız bir durum olur yeni doğan dönemde. Yeni doğan dönemde yalnız şöyle bir durum var. İlk haftalarda da kilo kaybetme olur, hızlı bir kilo. Çünkü şiş bir şekilde doğar anne karnında suyun içerisinde olduğu için. Bu konuda biraz ailelerin çok endişesi olur. Acaba niye kilo verdi? İşte iyi besleyemiyor muyum? Sütüm gelmedi o yüzden mi kaygıları yaşarlar? İşte kaygı kaygıyı doğurur. Bu sefer endişelendikçe annenin sütü azalmaya başlar. Bu noktada telaşlanmamak lazım. Çok normaldir. Vücut ağırlığının mesela 3 kiloysa %5'i %10'u kadar ilk haftalarda kaybeder. Ama sonra zaten hızlı bir kilo alma süreci başlar. Hızlı bir boya uzama süreci başlar. Bu noktada eğer çocuk sağlıklı emmesi durumu varsa yeni doğduğu zamanlarda mesela emerken biz bir yutkunma o cop cop sesi vardır ya onu hissedebiliyorsanız, duyabiliyorsanız ya da mesela iki kere çekti hemen uykuya daldıysa sıkıntılı bir süreçtir. En azından böyle bir 5 dakika 10 dakika sağlıklı bir şekilde emebiliyorsa yine işte gece uykuları çok uzun
yoksa eğer arada uyandırıp emmeye desteklememiz lazım. Çünkü kan şekeri düşebilir. İlk aylarda dikkat ettiğimiz şeyler aslında bunlardır. Bir de doğar doğmaz baktığımız en önemli nokta doğuştan gelen refleksler vardır. Mesela emme bir reflekstir. Yanağına dokunduğunuz zaman hemen aramaya ve işte bir şeyi ağzına götürmeye çalışırlar. Bu reflekslerin bazıları doğuşta vardır, sonra davranışa dönüşür, bazıları da kaybolur. Mesela moro diye bir refleks vardır. İşte kucağınızı aldığınız yere bıraktığınız zaman çırpınmaya başlar. Hı hı. Bu da kendini dış dünyaya karşı koruduğu bir refleks. Hı. Hızla bırakıldığında diğer uyaranlardan kendini korumak adına yapılan bir refleksidir çocuğun. Allah-u Teala tarafından bahşedilmiş. Yine mesela kavrama refleksi vardır. Parmağına dokunduğunuz zaman hızla kapar. Hı. Yeni doğan bebekte bile bunu görürsünüz. Ama ileriki zamanlarda eline bir şey verdiğinizde sağlıklı tutmasının davranışına dönüşür bu. Hı. Ayağının altına dokunduğunuz zaman baş parmağı elini oynatan bir hareketi vardır. Babisk refleksi diye. Hı hı. Bu refleksleri kontrol ederiz. Hatta yeni doğanda ilk hastanedeyken çocuk doğum yeni doğan netisindeki doktor ya da çocuk hemşireleri buna mutlaka bakarlar. İşte topuk kanını alırken, ölçümlerini yaparken bunları da kontrol ederler. Hı hı. Yine teninin rengi çok önemlidir. İlk doğduğu anda pembemsi bir renkte olması lazım ki doğru oksijen almış ve vücudu sağlıklı bir şekilde devam ediyor mu diye, yine sarılık var mı diye testler yapılır. İlk bir ay biz hani emzirme, kilo alıyor mu, büyüyor mu onu anlamayla geçiririz süreci. Ama ilk doğduğu zaman bebekler her yeri görebilirler. Rahat bir şekilde görme yetileri gelişmiştir. Tabii biraz flu gördükleri, uzağa flu gördükleri zamanlar olabilir. Ama sesi çok güzel duyarlar. Çünkü hatta anne karnındaki zamanlarda duyduğu seslere karşı bir tanışıklık olduğu son yapılan çalışmalarda fark edilir. Görme, işitme, dokunma hisleri çok güzel gelişmiştir. Hı hı. İlk bir ay etrafı tanıma, annesine güven duygusuyla geçen bir süreç olur. Hı hı. Bebeklik döneminde. Sonrasında bu emme ve etrafı tanıma ile birlikte sağlıklı bir gelişim süreci ilk bir yıl içerisinde devam eder. Mesela 7. ayda artık kendi özgürlüğünü ilan ettiği zamanlar olur dışa doğru. Mesela kucağınızdayken bile 6-7 aylık bir bebeğin dışa doğru atıldığını görürsünüz. Onun dışında yürüme becerileri başlar, tutunma becerileri başlar. Her birinin belirli kritik dönemleri vardır işte. Yürümeyle alakalı, konuşmayla alakalı o kritik dönemleri dikkat edersek eğer hani kaygı noktasından kurtulabiliriz inşallah. Evet inşallah hocam. Allah herkese sağlıklı evlatlar nasip aynen etsin diyelim, duamızı da gönderelim. Şimdi en çok merak edilen konu da çocuğun dil gelişimi. Bununla ilgili böyle anneler için, babalar için işte çocuk anne diyorsa, baba diyorsa çok büyük de bir mutluluk oluyor aynı zamanda. Peki kritik zamanlar dediniz ya, hani beklendiği aylar aslında bu. O nedir? Yani kaç aydan itibaren işte o kelimeler, heceler çıkmaya başlar? Bunun normal süreci nasıldır hocam? Şimdi 6 aylık süreçlerde küçük heceler çıkartmaya başlarlar. Mesela ba ba ba, ma ma ma, de de de. Biz o zaman zaten deriz ya hani ha baba demeye başladı. İlk kelimesi baba oldu, mama dedi. Halbuki o dilin gelişimiyle doğal süreçte çıkan küçük hecelerdir. Bunları birleştirerek anlamlı sözcükler üretmeye çalışır. Biz olumlu dönütler verdiğimiz zaman onu anlamlı kelimelere dönüştürmeye başlar. 6-7 aylık süreçte bunları bekleriz. Sonrasında 1 yaşa kadar geldiği süreçte tek kelimeler çocuklardan beklenir. İşte anne, gitti, baba, mama tarzındaki kelimelere işte düştü. Söylemesini bekleriz. Tabii bu süreçte eğer ses üretmeye başlamadıysa ya da işte söylediğiniz sese doğru dönmüyorsa, kafasıyla ilgili işte gözüyle ilgili bir dönüş yapmıyorsa, bunu mesela küçük anneler evde deneyimleyebilirlerdi. 3 aydan itibaren kafasını dik tutmaya başlayabilir. 3 aydan itibaren kucağınızda destekli oturtmaya başlayabilirsiniz. 6-7 aylık süreçte artık kendi başına oturmaya başlar. Mesela o süreçte biz yaptığımız testlerde küçük bir kırmızı pomponu kafasının etrafında dolaştırırız ki acaba başıyla ya da gözüyle takip edebiliyor mu? Ya da elinize aldığınız küçük böyle minik bir zili kulağın etrafında salladığınız zaman sese doğru dönüyor mu, dönmüyor mu? Küçük kontrolleri yapabilirler. 1 yaşa geldiği zaman da birer kelimeleri çıkarmasını bekleriz. 2 yaşa geldiği zaman kelimeleri var ya dağarcı, o iki kelimelerden küçük cümlecikler. Baba gitti, anne aldı, işte mama ver gibi. İki tane cümle, kelimeyle oluşan cümlecikler beklenir ama fazlasını gösteren çocuklarda olabilir. Hı hı. Tamamen dil gelişimi aslında çevresel destekle olan bir şeydir. Doğru. Kalabalık ailedeyseniz, çocuğunuzla birebir iletişim halindeyseniz, her zaman sohbet ediyorsanız ki biz bebekleri hani anlamaz ama
İstediğiniz her şeyden bahsedin. Yani dolar artışından da bahsedin. O gün nasıl hissediyorsanız da bahsedin. Anlamasa bile fark etti. Yani o günkü gündeminiz neyse çocuğunuzun gözünün içine bakarak ondan mutlaka siz bahsedin ki ne kadar çok kelime gelir ve alıcı dili gelişirse ifade edici dile dönüşür. O yüzden 2 yaşına kadar da 2 kelimeli cümlecikler bekleriz. 3 yaş kritik dönemdir konuşmayla alakalı. 3 tane kelimeyle cümlecik kurması lazım. Anne atta gitti falan tarzında. Ama hala 3 yaşına geldi. Kelimeler ifade etmiyorsa, cümle kuramıyorsa ya da biz onunla ilgili hiçbir karşılık alamıyorsak o zaman işte soru işareti uyanmamız lazım zihnimizde. O zaman önce şunu düşünürüz. Acaba işitme organlarıyla ya da ifade etme organlarıyla alakalı bir sıkıntı mı var? Önce gelişimde fizyolojik bir sıkıntı var mı yok mu ona bakılır. Bir işitme testi yapılabilir. Zaten doğuşta da yapılıyor bu. İlk bir ayda işitme testleri yapılıyor. Ama yine dediğim gibi sese karşı dönme yoksa, söylediğiniz şeyi anlamıyor, yerine getirmiyorsa işitmeyle alakalı aileler bir test yaptırabilir çocuk doktoruna giderek. Onun dışında belki konuşmayla ilgili bir sıkıntı yaşıyor olabilir. Dil bağı olabiliyor çocuklarda. Dilin altındaki alt çeneye bağlayan kısımda uzun bir bağ olabiliyor. Bunun belki alınması çocukları rahatlatabiliyor. O noktada yine çocuk doktorları kontrol ederek bunu anlayabilirler. 3 yaş kritik dönem dediğim gibi eğer konuşmaya başlamadı ve hatta yani sizin söylediklerinizi yerine getirmiyorsa, mesela şunu al masaya koy dediğinizde yerine getirmiyorsa, o zaman işte kaygılanmayalım ama bir soru işareti uyansın zihnimizde, bir sıkıntılı süreç var mıdır yok mudur evet, diye. İhmal etmemek lazım böyle durumlarda da. Aman işte özellikle erkek çocuklarda mesela bu çok yatsınabiliyor. Erkek çocuk geç konuşur canım zaten. Babası da, öyleydi diye. Böyle durumlarda da ihmal etmemek lazım. Ama çok kaygı düzeyini de yükseltmemek lazım. Her zaman söylüyoruz. İşin ehline götürüp kontrol ettirmekte, eğer bir problem varsa onun çözümü için bir süreç izlemekte her zaman fayda var sanıyorum. Artık zaten devlet hastaneleri bünyelerinde çocuk gelişim uzmanları çalışıyor. Bir ya da iki çocuk gelişimci mutlaka oluyor. Onlara başvurdukları zaman hemen bir gelişim değerlendirme testi yapar. Çocukla zaten bir gözlem vakti olacak. O noktada sıkıntılı bir süreç mi var yoksa doğal bir gecikme durumu mudur? Onu size mutlaka söyleyecekler. O yüzden hani ihmal etmeden giderlerse iyi olur. Çünkü çok önemli. Yani o kritik saati, zamanı kaçırdığımız zaman belki geri dönüşlerimiz çok daha zor olabiliyor. Zor olabiliyor. Allah muhafaza etsin diyelim. Şimdi sorularımız da gelmeye başladı Instagram hesabımız üzerinden. Başka gelişim aşamalarına geleceğiz ama hemen şunu sormak istiyorum. İzleyicimiz demiş ki 7 aylık hamileyim. Hamilelik sürecindeki yaşadığım kaygılar ve stresli durumlar çocuğu nasıl etkiler? Bilgilendirirseniz çok sevinirim demiş. Ne dersiniz hocam? Aslında etkileyebiliyor. Yani hani tam testlerle yapılmış kesin veriler yok ama sonuçta sizin yaşadığınız kaygı hormonlarınızdaki değişimi, o hormonlarınızdaki değişim karnınızdaki bebeğe hissettirilebiliyor. Nasıl sigara alan içen bir annenin karnındaki bebek etkileniyorsa o hormonal değişimler de bebeği etkiliyor. Ama anne de şu duruma geçmesin, aman stres yaptım, aman korktum, çok etkilendi mi? Değil, Allah-u Teala aslında onu öyle bir güzel koruma içerisine alıyor ki mesela ufak çarpmalar, kazalar noktasında zaten o öyle bir sıvının dengenin içerisindeki korunaklı. Ama tabii daha izole bir zaman dilimi geçirmesi lazım. En keyifli geçireceği zamanlar olması lazım 9 aylık süreçte anne için. Mümkün olabildiğince stresten ve sıkıntıdan uzak durması lazım ki bebeğiyle sağlıklı bir süreç, sağlıklı bir hazırlık süreci olsun, beklesin diye. Olabildiğince kendini bu problemlerden, onu stresi yol açacak şey, neler yaşıyorsa onların çözümü noktasında çaba sarf etmesi önemli. Ama dediğiniz gibi bu da artık böyle çok büyük kaygı noktası olabiliyor. Gerçekten evet, işte hamilelikte çocuk her şeyi anlıyor, her şeyi duyuyor. Yok, o kadar da hani abartmaya gerek yok. Evet. Peki hocam, güzel bir sorumuz daha var. Zehra Hanım bize ulaşmış. Diyor ki 9 aylık bebeğimle nasıl oyunlar oynayabilirim? Oyuncak seçerken nasıl oyuncaklar tercih etsem daha sağlıklı olur? Bir de bu aylarda bebeğin ayrılık kaygısı yaşaması konusundan hocamız bahsedebilir mi demiş. Ne dersiniz hocam? Şimdi ayrılık kaygısından bahsedelim. 7 aylıktan itibaren artık birey olduğunu fark edip etrafa kendini öne doğru atma süreci yaşayacakları bir zaman oldu. 9 aylık süreçte belki emeklemeye başlamış olabilir. Belki tutunarak sıralama dediğimiz yürüme denemeleri başlamış olabilir. Kaygı yaşayabilir, çok normal. Çünkü 0-2 yaş döneminde temel güvenin oluştuğu bir zaman dilimi. Biz zaten bu süreçte diyoruz ki olabildiğince kucağına alın. Hani bırak aman ağlasın, kucağa alışmasın değil de
Alabildiğiniz kadar kucağınızda olsun, alabildiğiniz kadar teninize temas etsin. Hatta yeni doğan dönemde doğar doğmaz, şimdiki yeni doktorlarımız da bunlara çok çok dikkat ediyorlar. Doğar doğmaz anne ile bir tensel teması sağlıyorlar. Hatta babayla da mutlaka ilk zamanlarda bir teninin tenine değdiği bir temas zamanı olsun ki güven duygusu o zaman oluşuyor diye. 2 yaş dönemi çok önemli. İşte 9 aylık süreçte belki çalışıyorsa, belki bırakmak ve gitmek durumunda oluyorsa yanında olduğu zamanlarda o güveni hissettirmesi lazım ki kaygısı oluşmasın diye. 9 aylık bir çocukla ne oynayabilir? Şimdi özellikle dil gelişimini destekleyici şeylere, oyuncaklara başlayabilirler. Mesela ses çıkaran oyuncaklar, bastığınızda müzik çıkaran, hayvanların seslerini taklit etmesini sağlayacak oyuncaklar olabilir. Ama oyuncakları seçerken mutlaka işte CE belgesinin olmasına dikkat etmeliyiz. Çıkan bir parçasının olmamasına çok çok dikkat etmemiz lazım. Çünkü bu süreçte bilmeyecek ve kopan şeyi direkt ağzına atacak. Zehirlenmelere, yutmalara ya da aspirasyon edip işte boğulmalara neden olabilecek bir süreç yaşamamaları lazım. Özellikle pilli oyuncakların mutlaka pilinin kapalı ve vidayla sabitlendirilmiş olması lazım. Çünkü pil çocuklar için gelişimini çok olumsuz yönde etkileyecek bir madde olduğundan dolayı ve ağzına alabilir, her türlü şekilde sıkıntı yaşayabilir. Pilli oyuncaklara bu konuda çok çok dikkat etmesi lazım. Onun dışında anneyle oynayacağı bir oyun, CE saklanma oyunları olabilir. Oyuncağı saklayıp neredeymiş? İşte bezin altına sakladık. Çünkü nesne devamlılığının oluştuğu bir aydır. Bezi kaldırdık, oyuncağı koyduk. Oyuncak nerede? Aa buradaymış. Sonra gözünün önünde olmadan saklayıp oyuncağı bulup, hani sıcak soğuk tarzında bir oyunlarımız vardı ya, birlikte öyle bir oyun oynama süreci olabilir. Kendi hayvan seslerini çıkartır, çocuğunun hayvan seslerini çıkartmasına, taklit etmesini sağlayabilir. Yine küçük bultaklar var ya, ahşap oyuncaklar, onları bir araya getirip parçadan bütüne oluşturmasını göz önünde gösterebilir. Renkli şeyler çok çok, hani bebeklik döneminde hoşlarına gidecek. İlk algıladıkları renk mesela çocukların kırmızı rengidir. Etrafta kırmızı rengi çok daha iyi görürler. Turuncu rengi yine göz yormadığı için tercih edilir çocuklara ilk tanıştırırken. Ses çıkaran, yeni işte kova motor becerilerinden ince motor becerilerine geçtiği için onları bir araya getireceği oyuncaklar, ama küçük parçalı olmayacak oyuncakları mutlaka dikkat etmesi lazım. Evet, çocuğun o güvenliğini de mutlaka sağlamak gerekiyor bu süreçte. Aslında bu CE oyunlar, işte hanimiş neredeymiş oyunları o kadar hani gelenekseldir ki bizlerin de yani o oyunlarla büyüdüğü çok da keyiflidir. İlla böyle çok pahalı oyuncaklara yok, da evde hiçbir zaman gerek yok. Evde üretilebilir. Annenin tamamen o çocukla o keyifli nasıl zaman geçireceğine kafa yorması mesela ile ilgili sanırım. Bebek beşiğindeyken yatarken tavanda bir şeylerin olmasından çok hoşlanır. Hem uykuya geçişini de kolaylaştırabilir, hem de dikkatini yoğunlaştırmasını sağlar. Anne bu noktada küçük bez parçalarını keserek işte rengarenk yıldız, güneş, ay şeklinde bir mobil yaparak çok daha ucuz bir şeye getirebilir, malzemeyle işi çözebilir. Ya da dolgu oyuncakları kullanabilirler. Çok tozlu ve peluş tarzındaki şeyleri çok tavsiye etmiyoruz. Çünkü toz olduğu zaman bu sefer alerjik sıkıntılar yaşanabiliyor. Kendi evde yaptığı bir bebek bez ürün ya da işte yıkanabilir bez ürünleri tercih edebilir. Kitaplar noktasında sert kapaklı kitaplar olabilir ki birlikte sayfalarını çevirip kitap okuma alışkanlığı kazanması adına bu tarz oyuncaklar ve ürünleri tercih edebiliriz. Şimdi güzel bir sorumuz daha var. İzleyicimiz şöyle demiş. 14 aylık oğlum var. Çok hareketli ama halen emekliyor. 4-5 kelime söyleyebiliyor. Endişelenmeli miyim? Boy ve kilosu da oldukça iyi demiş. Ne güzel. Allah sağlık. Var mıdır bir sıkıntı hocam? Şimdi kaç aylık? 14 aylık. Yürüme için kritik zamanı söyleyelim. Sıralamanın, emeklemenin olması şeklinde bir süreç bekleriz ama bazı çocuklar hiç emeklemeyebilirler. Hatta yüzüstü yerde bıraktığınız yerde yuvarlanırlar. Aslında o da onlar için bir emekleme şeklidir. Ya da oturduğu yerde işte poposu üzerinde sürünerek giderler. O da bir emekleme çeşididir. 18 ayı bekleriz yürüme için. Bazı çocuklar erken yürüyebilir. İşte erken destek oldunuz ya da kas gelişimleri çok daha erken seviyede oldu. Bazen çok da erken yürümesi aslında çok olumlu bir şey olarak da düşünmeyebiliriz. Hani gerek yoktur ama biz zorla desteklemeye de çalışabiliriz. 14 aylık çok normal. Biz 18 ayı bekleyeceğiz çünkü. Şimdi elinden tuttuğumuzda belki yürüme adımlama şeklinde çalışmalar yapabilir. Ya da kucağında tutarak işte ayağını hoplatıp zıplatacak bir hareketler yapabilir. Çok normal. 4-5 kelime zannedersem konuşuyor demiş.
demişti. Evet. Çok çok güzel, sıkıntılı değil. Zaten biz ne demiştik? 2 yaşta 2 kelime bekliyoruz. 3 yaşta 3 kelimeli cümlecikler bekliyoruz. O zaman normal. Kaygı olması gereken bir durum değil. Durum yok maşallah diyelim. Bir izleyicimiz de demiş ki 12 aylık kızım emeklemiyor ama elinden tuttuğumuz zaman adımlarını atabiliyor. Bir sıkıntı var mıdır? Biz şimdi emekleme deyince işte sadece bu hızlı hızlı yürümesini bekliyoruz ama. Dizlerinin üstünde onu düşünüyoruz. Dizlerinin üstünde bekliyoruz. Ama işte dediğim biraz önce de bahsettim ya, emeklenmenin çok çeşidi var. Yere işte bir yorgan serdiğinizde sağa sola yuvarlanıyorsa aslında o da bir emekleme çeşididir. Ya da işte dönmeye çalışıyorsa, bir tarafları hareket etmeye çalışıyorsa o emekliyor demektir. Şimdi siz elinizden tutup yürüme çalışmaları yapıyorsa, ayağını yere basmak için uğraşıyorsa çok normal bir süreç. Zaten 12 ayda da hani yürüme, adımlama çalışmaları başlar çocuklarda. Süreci beklemesi lazım. Normal çerçevesi de budur. Ama destekleyici oyunlar gene her zaman güzel olabilecektir. Burcu Hanım'ın güzel bir sorusu var. Şimdi o kadar çok soru geliyor ki ben diğer başlıklarıma geçemiyorum ama konumuzla da alakalı bir yandan da ele almış oluyoruz izleyicilerimizin sorusu. Ve şöyle demiş, 4 yaşındaki oğlum 13 kilogram, 1 yaşındaki kızımın kilosu 9 kilogram. Ortalama kaç kilo olması lazım? Sanıyorum kızı için bunu daha çok soruyor. Bir de kızımda çok az dil bağı var. Kestirmemiz gerekir mi demiş. Dil bağı için çocuk doktorunun onun ne kadar konuşmasını engelleyecek şekilde mi, yoksa hayatını devam ettirmesinde sorun var mı yok mu, onu kontrol etmesi lazım. Kilo değişimleri için de doğum kilosu önemli. Doğumdan sonra ilerleyen aylardaki kilonun değişimi, azalması, çoğalması o çok önemli. Hani şu yaşta şu kadar kilo olmalıdır diye kesin bir yargı söyleyemem. Belki düşük doğum ağırlıklı doğmuştur ve güzel bir seyirde devam ediyordur. Normal beklenen sürece gelmiştir. Ya da aslında kilosu doğumda çok fazlaydı ama kaybettiği, beslenemediği için de düşebilir. En güzel sağlıklı takip eden doktoruna sorarsa çok daha uygun olur. Peki hocam. Bir izleyicimiz de güzel bir noktaya değinmiş. 2,5 aylık bir çocuğu olduğunu ama bu çocuğun evlatlık olduğunu ifade etmiş. Gelecek aylarında özel yapılacak neler var? Gelişimine nasıl destek olabilirim demiş. Burada farklılık gösteriyor mu? Çok oldukça da küçük almış. Hani böyle 2 yaş, 3 yaş gibi değil de 2,5 aylık bir miniğimize sahiplenmiş. Bir farklılık olur mu? Ne önerirsiniz? Bolca sevgisini vermesi. Yani evet, belki kan bağı yok. Belki o farklı bir his, sonrasında onun farklılığını yaşatmamak adına olabildiğince sevgisini hissettirmesi lazım. O tensel teması sağlasın. Belki emziremeyecek. Hani bağının bir kısmına eksik olacak ama en azından beslenmesini yaparken bile emzirirmiş gibi kucağına alıp yatırarak vücuduna hani yakın bir şekilde sağlaması gerekiyor. En güzeli şu an yapabileceği sevgisini, koşulsuz sevgisini vermesi. Çünkü öyle bir güzel bir bağlanma olsun ki inşallah ömrü boyunca devam etsin. İnşallah, inşallah. Allah uzun ömürler versin, güzel bir gelişimi nasip etsin diyelim. Berin Hanım da şöyle demiş hocam, 34 aylık oğlum hala cümle kuramıyor. Net bir şekilde cümle kuramıyor. Vücut diline daha çok çıkarıyor, kullanıyor. Yani hani çocuklar der ya mesela, ver demek yerine işaret eder sanıyorum. Bunu kastediyor izleyicimiz. Bir de telefona çok bakıyor. Bu etkiliyor olabilir mi? Konuşması için ne yapabilirim? Bu da önemli bir nokta. Hakkında unutmuştum hocam sormayı. Hani çok fazla ekranla muhatap olmak olumsuz etkiler mi acaba dil gelişimi? Şimdi 3T sendromu deniyor. Televizyon, tablet, telefon. Bu her şekilde yemek yeme becerilerini olumsuz etkiliyor, konuşma becerilerini olumsuz etkiliyor. Sosyal alandaki dış dünyaya açık olmadıkları için çocukları olumsuz etkileyen süreçlerden biri. Aslında 0-2 yaş döneminde hiç tanışmaması lazım hiçbir şekilde. Televizyon, tabletten uzak durması lazım ama evde var mesela, televizyon açık. O zaman sürecini mutlaka dakika tutarak, yani işte 5-10 dakikayı geçmeyecek bir süreçte televizyon seyretmesi lazım. Ama tablet değil, telefon değil. Yani şu yaş için tablet, telefon çok çok erken. Evet, olumsuz etkiler. Yani kesin kanılar var bununla alakalı. Kesin tespit edilmiş şeyler var. Eğer bir çocuğun eline televizyon, tablet veriyorsak, telefon veriyorsak ve oynaması için bırakıyorsak, onun konuşması olumsuz etkilenecektir. Kesin durumdur bu. Başka sebep aramamıza gerek yok açıkçası. Ama 34 aylık dedi. 36 aylık süreci beklememiz gerekiyor. Bir de şöyle bir durum var. İşaretle ifade ediyor dedi. Şimdi çocuklar kolayına kaçarlar. Mesela suya su demez de bu derler. Ya da işaret etmeye çalışırlar. O işaret ettiği zaman
biz yerine getiriyorsak o zaman beni anlayan var, niye uğraşayım ki diyecek. Doğru. Yani biz de öyle değil miyizdir? Beni bir anlayan olduğu zaman çok konuşmaya, uğraşmaya dert etmeyiz değil mi? Evet. O zaman işaret ediyor. Mesela suyu işaret etti. Su mu istiyorsun? Anneciğim su mu getireyim sana? Biz karşılıklı geri dönütler vereceğiz. Ya da işte karşıda bir oyuncağına, aa arabanı mı istiyorsun? Hadi gidelim arabaya, bak araba. Onun da tekrar etmesini sağlamamız lazım. Evet. Yine yanlış söylüyorsa, trene tiyen diyorsa, farklı bir şekilde çıkartıyorsa, evet hoş gelebiliyor bize, biraz komik oluyor, evet, tatlı olabiliyor ama doğrusunu söylediğimizde çocuk da doğrusunu tekrar edecektir. Hı hı. O yüzden biz gelişimini desteklemeliyiz. Annemize de yapabileceğimiz en güzel şey birlikte kitap okusunlar. Hı. Çok güzel, kucağına alsın, oturtursun, birlikte bir kitap sayfasını açsınlar. Resimli kitapları, bol resmi olan bir kitabı tercih etsinler. Yani 4/3'ü resim olsun, 1/4'ü yazı olsun kendi okuyacağı ya da hatta sadece resimlere bakıp bir masal uydurabilirler. Hı hı. Birlikte resimler üzerinde sohbet etsinler. Çok güzel geri dönüşler alacağını düşünüyorum. Ama öncelikle de bakılması gereken şey, hı hı, duyma ile ilgili bir sıkıntı var mı? Hı hı. Eğer annenin dediğini anlayıp yerine getiriyorsa o zaman işitme ile ilgili bir problemimiz yok da konuşmayı destekleyici şeyler yapması lazım. Peki hangi aşamada bir uzmana başvurulmalı? Dil terapileri, dili geliştirmek, hı hı, noktasında uzmanlarımız da var. Bununla başvurmanın sınırı nedir ve hangi durumlarda otizm mesela aklıma, hı hı, geldi? Hani bu tür tablolarla ilgili neler söylersiniz? Şimdi eğer 3 yaşına geldi ve bizim söylediklerimizi de anlamıyorsa, hı hı, kelimeler çıkaramıyorsa eğer, söylediğimiz derken işte bunu getir falan tarzında dediğimiz zaman biz geri dönüt alamıyorsak ya da kelimeyi hiç çocuğumuzdan alamıyorsak, otizm için de en önemli ayraçlardan birisi göz temasıdır. Hı hı. Eğer sizi konuştuğunuz zaman gözünüzün içerisine bakmıyorsa, tavana, başka yere bakarak hareket ediyorsa, hı hı, o zaman otizm düşünülebilir. Yalnız bir parantez açayım, her böyle bir vakada otizm değildir. Çünkü çevresel uyaranların eksikliğinden kaynaklı da olabilir. Hı hı. Yani öyle çocuklar geliyor ki aslında otizm davranışları gösteriyor ama siz onunla okulda bir aylık bir süreç geçirdiğinizde çok çok normal süreç, hızlı konuşmalar, hı hı, hızlı arkadaşlarıyla iletişimler sağlayabiliyorsunuz. Bu çevresel uyaranların, o televizyonun, tabletin, hı hı, ya da anne sadece çocukla vakit geçirmiş ama o arada evin içine dalmış, çok ilgilenememiş, hı, noktasında bir ihmal ediş durumları olduğu zaman yaşanabiliyor. Eğer 3 yaşındayken biz bu geri dönütleri alamıyorsak, ki 2,5-2 yaşında da bunlar çok çok önemli. Yani 2 yaşına, hı, gelmiş bir çocuktan İletişim kurma noktasında bir sıkıntılarımız varsa o zaman kafamızda bir soru işareti uyanması lazım. Hı hı. Çünkü otizmde ilk zamanlarda 3 yaştan sonra test ediyoruz, onaylanıyor ama ilk zamanlarda tespit edilmesi sonraki süreçte normal seyri yakalamasını çok çok sağlayacak bir durumdur. Hı hı. O noktada biraz böyle takipte olurlarsa iyi olur aileler. Evet, inşallah hocam. Şimdi burada konuşmada problemden biraz daha geniş çerçevede, hı hı, bir gelişim geriliği konusuna girelim, hı hı, isterseniz. Burada evet ailelerin kaygılanmaması gerekir. Her çocuk kendi sürecini yaşar dedik. Ama bazı durumlarda da çocuklar hem mental açıdan hem de motor becerilere, hı hı, işte konuşma, yürüme gibi durumlarda da bazı işaretler verebiliyor. Burada o gelişim geriliği nasıl bir problem? Nerelerde daha çok görülüyor? Çocuğun hangi becerilerinde görülüyor? Ve neden kaynaklanıyor acaba hocam? Bu gelişim geriliği konusunda izleyicilerimize neler aktarırsınız? Hı hı. Gelişim geriliğinin nedenlerinden bir tanesi belki doğumsal süreçte yaşanan sıkıntılar olabilir. Hı hı. Ya da anne karnındayken kaza geçirerek herhangi bir sıkıntıyla oluştuysa onunla alakalı olabilir. Ya da bir engel durumu varsa zaten engel durumunun sonucu olarak gelişim gerilikleri yaşanabilir. Hı hı. Bu noktada zaten bir tanısı, teşhisi var mı, o göz önünde bulunması lazım. Normal süreçte ilerleyen, herhangi bir tanısı olmayan bir çocuk için de işte belirli kritik noktalar dedik ya, eğer onları yerine getirmiyorsa bir gelişim değerlendirmesi yapılmasını tavsiye ederiz. Hatta okula başlamadan önce, okul öncesi dönemde ailelerin 2 yaştan sonra bir gelişim değerlendirmesi yapması çok çok normal, çok güzel bir süreç olabilir çocukları adına bilgi sahibi edinmekleri için. Yine tekrar edeyim, devlet hastaneleri içerisinde çocuk gelişim ünitelerine başvurdukları zaman gelişim tarama testlerini uyguluyorlar. Ve burada eğer bir şüpheli durum varsa, gerilik durumu varsa ona göre size bir seyir izletiyorlar.
Şüpheli durumda işte 3 ay sonra tekrar çağrılıyor, tekrar test uygulanıyor. Yine aynı şekilde sıkıntılı süreç varsa ona göre önlemler alınıyor. Ya da işte gerilik durumu tespit edilmişse bu sefer nörolojiye, farklı şeylere, fiziksel gelişimle alakalı sıkıntıları varsa ya da hormonlarıyla alakalı endokrinden kaynaklı bir şeyler varsa ona göre gerekli uzmana iletilebiliyor. O yüzden aileler mesela bir çocuk gelişim uzmanına ulaşarak bu testleri yaptırabilirler. Yine okul öncesi dönemde bir okula başlatma süreçleri başladıysa oradaki öğretmenleriyle konuştuklarında onların tavsiyeleriyle belki bir ilerleme sağlayabilirler. Gelişim tarama testlerinde de şunlara bakıyoruz. Öncelikle gelişim aşamalarından bahsettik. İşte cilt gelişimiyle alakalı beklediğimiz şeyleri yerine getirebiliyor mu? Bir eğrisi çizilir doğum tarihine göre kaç aylıksa. O eğrinin işte sol tarafında kalanları yapabiliyorsa tamamdır deriz. Sağ tarafındaki de nereye kadar ilerlemiş onu tespit ederiz. Bir gelişim tarama testinin uygulaması böyledir mesela. Dil gelişimine bakarız, sosyal duygusal gelişimine bakarız, motor becerilerine bakarız, öz bakım becerilerine bakarız. Bunda değerlendirme yaparız çok yönlü bir şekilde. Aileler de başvurdukları zaman bununla ilgili geri dönütler alabilirler. Normal gelişim süresinin eğrilerini takip etmeleri gerekir. Hani beklenen süreçlerde neyi ne kadar yapıyor, yerine getirebiliyor mu onu anlamak adına takipte olmaları lazım. Burada gelişim testleriyle ilgili doğru bir yaklaşıma sahip olmak da önemli. Test deyince daha çok aslında zeka testleri bizim aklımıza geliyor. Evet. Ondan sonra da eğer iyi bir performans gösterdiyse evladımız, işte bizim evladımız çok zeki, IQ'su şu kadar çıktı falan diye bir övünç kaynağına da dönüştürebiliyoruz. Burada doğru, yani gerektiği zaman bu testleri yapmak, bunu bir kıyas, bir yarış haline getirmemek çok önemli galiba. Gelişim testi her zaman yapılabilir ama zeka testi herhangi bir üstün yetenek durumu düşündüğümüz ya da zihinsel becerilerle ilgili bir sıkıntı yaşadığımızda yapılan zeka testleri vardır özel. Onları farklı zaten çocuk gelişim uzmanları değil, onları çocuk psikologları bu konuyla alakalı yeterliliklerini, belgelerini almış kişiler yapar. Ama biz sadece hani kendi egomuzu tatmin etmek ya da çocuğumuz hakkında bilgi sahibi olmak değil de gerekli olduğu zamanlarda zeka testlerini yapmalarını tavsiye ederiz, yaptırmalarını tavsiye ederiz anne babalara. Ama gelişim durumunda zaten ileride giden bir şey varsa ne güzel. Ama her zaman da ileride gideceğini göstermez bu. Biz gelişim ömür boyu devam eder dedik ya, o ileriye devam etmemiz, destekler olmasına devam etmemiz gerekiyor. Peki hocam, farklı açılardan konuşmaya devam edeceğiz. İzleyici sorularımıza da süremiz el verdiğince inşallah yer vereceğiz. Pek çok soru var. Ama hemen Salih Hanım'ın yanına gidelim. Bakalım besleyici hem de böyle annelerimizin ellerinden çıkacak lezzetli yemek tarifleri evlatlarımız için nasılmış, neler bize aktaracak, beraberce öğrenelim. Tamam. Evet Salih Hanımcığım, yanınıza geldik. Şimdi tariflerimizi yapmaya başlayacağız sizinle. Önce hangisinden başlayalım? Önce pankekten başlayalım. Tamam. Pankek için 2 tane yumurtamı yıkadım, kuruladım. Bunu sabah kahvaltısı için sabah yapacağız evlatlarımızı. Için. Çok güzel. Evet. Şimdi şöyle, aklarını bir yerde, sarılarını bir yerde karıştıracağım. Buradaki maksadım pankekin daha böyle yumuşak bir kıvam olması ve kabartma tozu kullanmak yerine bu şekilde ayrı ayrı çırpınca zaten o kabarması sağlanacak. Aynen. Demek. Bu da bir püf noktası olmuş oldu. Evet, anneler biliyordur gerçi ama şöyle. Evet, sarısıyla beyazını ayıracağız. İki yumurta yeterli olacak galiba. Evet, tamam. Çöpümüzü atabiliriz. Şimdi kahvaltı aşaması tabii anneler için biraz zor oluyor. Erken de kalktığı için özellikle okul dönemi çocuklarında böyle bir uyku mahmurluğuyla kahvaltı istememe durumu söz konusu olabiliyor. Bu çok lezzetli oluyor gerçekten pankekler. Evet. Çocuklar için iyi bir alternatif olabilir. Çok sadece güzel bir alternatif. Biraz erken kalkacak galiba değil mi? Çok değil, çok değil. Ne kadar sürüyor? Aslında kısa dakika, sürede yapacağız. 15-20 dakikada. Ve şöyle yani isterseniz bunu biz bugün tatlı bir biçimde yapıyoruz ama atıyorum peynir yemeyen çocuk içine böyle birazcık peynir rendeleyebiliriz, lor koyabiliriz, dereotu koyabiliriz, yeşilliklerle falan yani her türlü versiyonunu aslında bunun yapabiliriz. Bugün şimdi, biz biraz daha tatlı üzerine böyle çikolata sosu koyacağız. Evet öyle yapacağız. Şimdi ilk önce aklarını burada karıştıracağım. Hı-hı.
akların kıvamı şöyle yaptığımda düşmeyecek. Oldu. Biraz daha o yüzden çırpmam gerekiyor. Daha koyu bir kıvam elde etmem gerekiyor. Düşmediği zaman evet, olmuş demektir. Olmuş demektir. Şimdi diğer tarafta bir su bardağı sütümü koyacağım. Bir buçuk su bardağı kadar unumu koyacağım. Normalde bunun içine şeker ilavesi ya da pudra şekeri koyan yani koyduğumuzda oluyor ama buradaki maksadımız olabildiğince çocuğu şekerden, uzak paketli tutmak. Gıdadan evet uzak tutmak olduğu için biz şekeri bununla çok daha güzel bir şekilde o lezzeti yakalayacağız. Evet, bir su bardağı un koydum. Dörtte bir bardak daha ekliyorum. Tamamdır. Şimdi bu kadar yani bu kadar basit bir malzemeleri de sarısının içine koyuyoruz. Şimdi bunu evet bunu karıştıracağım. Sonrasında akları ekleyeceğim. Akları da spatula yardımıyla çok söndürmeden bu karışımı yedireceğim. Sonra da tavamın altını açıp kepçe yardımıyla önlü arkalı pişiriyoruz. Zaten o şeklini de almış oluyor tavada. Evet. Evet oldukça pratik aslında. Çok çok pratik. Dediğim gibi istediğiniz gibi bunu aslında şekillendirebilirsiniz. Çocuk sebze yemiyorsa çünkü içinde onu anlamayacaktır muhtemelen. Kabak rendeleyebiliriz, havuç rendeleyebiliriz. Hatta ben geçen de elmalı tarçınlı bir versiyonunu yaptım. O da çok güzel oldu. Her şekilde. Ana yapılış biçimi bu şekilde. Ana malzeme bu. Elindeki malzemelere göre nasıl yedirmek istiyorsa. Evet ve de çocuğun zevkine kalmış. Çocuk ne yiyorsa, ne seviyorsa ya da ne sevmiyorsa onu farklı. Doğru. İçine böyle gizleyerek de yedirebilir anneler. Peki. Çok doğru. Bunu böyle koyuyorum. Tamamdır. Şimdi bunu ufak ufak karıştırarak çok söndürmeden beyazlarını ocağımızın altında yakalım bu esnada. Biraz ısınsın. Tamam. Sonrasında üzerine bir fındık kreması süreceğiz. Kakaolu fındık kreması. Onu nasıl yapılacağını da izleyicilerimize anlatacağız. Buna herhangi bir yağ koymadık, eklemedik. Tavaya koyacak mıyız, onu da koymayacak mıyız acaba? Bilemediğim için bir şaşırdım. Koyacak mıyız, koymayacak mıyız? Tavayı isterseniz ben şimdi kendi mutfağım olmadığı için riske girmek istemedim. Normalde kendi tavamda yağlamıyorum. Yapışmıyor çünkü ama bilemedim bunun tarzını. O yüzden de birazcık hafif şöyle bir tereyağı peçeteyle böyle bir gezdirdim hafifçe tavada. Hafifçe konulabilir o zaman. Evet konulabilir. Bu hamurun içine de konulabilir. Böyle bir kıvam. Bu beyazı şekilde. Da yavaş yavaş yedirdik. Bu da tekrar söyleyelim izleyicilerimize bu tarifin kabartma tozu ya da karbonat kullanmadan kabarmasını sağlayacak bir püf noktası oldu. Yumurtanın beyazını ayrı çırpıp ayrıca sonrasında eklemek. Evet şimdi bir kepçe yardımıyla bunu önlü arkalı pişiriyoruz. Biraz şöyle şunu da alalım. Bir kepçe kadar alıyorum. Şu şekilde tavaya koyuyorum. Yeterli mi bir kepçe koymak? Onu böyle yayılıp zaten bir şeklini alacak sanıyorum. Evet. Bazen çok koyunca da onun şekli bozuluyor. Bir şeyler oluyor. Pankekte de böyle riskler söz konusu olabiliyor. Evet yapışabiliyor, yanabiliyor. Benim de başıma geliyor bu tarz şeyler. Bakalım şimdi. Bir servis tabağımızı da. Şunu alayım. İşlediklerimizi evet, buna koyabiliriz. Onu koyabiliriz. Aynen. Ben de bunları şöyle şuraya koyayım. Üstü şöyle pıt 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 olunca köpük köpük mü diyeyim böyle baloncuklar böyle çıkınca diyeyim. Böyle gözler küçük gözler olunca evet. Sanıyorum değil mi? Evet. O zaman alt o zaman tarafı pişmiş mi olacak? Çevireceğim. Evet.
Yani bu aşamada mesela şu an aklıma geldi. Kuru meyveler şuraya koyabiliriz. Kuru üzümdür, yaban mersinidir, cevizdir. Şöyle koyup çevirdiğimiz zaman o zaten alt tarafta, bütünleşecek. Evet. Çocukların çok sevdiği bir tarif bu bizim yani bizim evde haftanın 2-3 günü yapılıyor diyebilirim. Evet. Sevimli de bir tarif. Çok da alternatifleri olabilecek bir şey. Bir de böyle mutfakta aslında sadece anneler için değil tüm kadınlar için bunu söylemek. Aslında beyler için de söylemek lazım. Beylerimiz de artık mutfağa daha fazla teveccüh gösterebiliyorlar. Biraz kendi böyle motomot tariflere uymak değil de kendi hayal güçlerini de kullanmaları önemli diye düşünüyorum. Ne evet, dersiniz? O çok ayrı bir keyif. Siz de öyle geliştirdiniz zaten kendinizi büyük ihtimal. Biraz cesaret mi gerekiyor? Yani cesaret gerekiyor, istek gerekiyor. Bunun için ayrı bir özel ilgi, alaka gerekiyor tabii ki. Öyle olunca mesela ben çoğu zaman gece yatarken acaba yarın nasıl bir şey yapsam diye yatıyorum. Böyle aklımda bir sürü tarifler dönüp dolaşıyor. Sabah kalktığımda bambaşka bir tarif çıkabiliyor ortaya. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Tabii hepsi mükemmel olmuyor ama. Acaba yanıyor mu dedim ben de bir yandan. Şimdi şöyle gösterelim isterseniz. Hafif üstü, göz göz oldu. Göz göz oldu. Şimdi ben bunu çeviriyorum. Evet, çok güzel. Şimdi bu tarafı da piştikten sonra teker teker şu an gene aklıma gelen bir şey. Hepsini kat kat mesela üst üste koyup aralarına istediğimiz bir muhallebiyi, mesela hurmalı bir muhallebi yapıp çocuklara pasta şeklinde sunabiliriz. Doğru. Üzerine böyle toz fıstıklarla şey yapıp süsleyip. Yani öyle de çocukların olabildiğince amacımız dikkatini çekip onları böyle iştahlı bir şekilde yemeğe sevk etmek. Evet. Yemeyen ve çocukları özellikle. Şeyler. Bu şekilde oyunlarla böyle ufak tariflerle bir şeyler yaptırmak. Bir de mesela dediğim gibi ben bunu yaparken Muhammed Emir oğlum çoğu zaman yumurtalarını kendisi kırıyor. Dolayısıyla vakti olan anneler, çalışmayan anneler çocuklarıyla bu şekilde aktivite yaparlarsa inanılmaz eğlenceli olur mutfakta. Yani yumurtalarını kırıyor. Anne ben kırabilir miyim yumurtayı diyor. Çoğu zaman geliyor mesela pankek mi yapıyorsun? Evet yumurtalarını ben kırayım o zaman. Tamam kır. Tezgahın üstünde oturuyor. Yumurtaları kırıyor. Ondan sonra süt ekleyecektik değil mi? Sütünü ekliyor. Çok güzel. Dolayısıyla hem kendi güzel yerken mutlu oluyor kaliteli hem yaparken. Kaliteli zaman etkinliği de olmuş oluyor böyle. Evet evet. Evet çok şimdi güzel. Bunu alıyorum tabağıma. Bu şekilde bir kepçe koyarak. Evet. Pişireceğiz. İsterseniz şeye geçelim. Bir yandan da bu çikolatalı tarifimize de geçelim. Üzerine şimdi çikolatalı krema yapmak için böyle bir su bardağı fındığımı alacağım. Fırında ya da böyle bir tavada ilk önce biraz kavuracağım. Ne kadar sıcak olursa fındıklar o kadar güzel kıvam alıyor mutfak robotunda geçirdiğimiz vakit. Bunları renkleri dönene kadar burada kavuracağım. Sonrasında da benmari usulü erittiğim çikolatalarımı, bunları tabii rondodan geçirdikten sonra ekleyeceğim. Ekledikten sonra da zaten hazır olacak. İsteyen anneler olursa ben öyle de denedim, böyle de denedim. O yüzden söylüyorum gönül rahatlığıyla pekmez de kullanabilirler. İçine pekmez de çok güzel bir lezzet veriyor. Yani böyle de gayet tatlı bir krema havası veriyor. Güzel zaten bir tarifte olmuş oluyor. İkinci pankekimiz de yavaş yavaş kızarıyor bu arada. Evet, tavanız da çok güzelmiş bu arada. Evet. Hiç yapışmadı, korktuğum başıma gelmedi yani. Şimdi bunlar biraz daha ısındıktan sonra alacağım mutfak robotuma ve bir yaklaşık 20 dakika civarı. Evet, açamadık. Açtık. Açtım. Hemen yardım isteyelim diyecektim ben de. 20 dakika civarı motoru çok çabuk yanabiliyor. Benim başıma çok geldiği için biliyorum. O yüzden aralıklarla çalıştırarak bu tür tarifleri yapmak çok daha iyi oluyor. Doğru. Uzun süre çalışınca böyle dumanlar yükselebilir. Evet. Aman dikkat edelim bir koku diyelim. Çıkıyor anlıyorum. Doğru. Evet yandı yine diyorum robotu. O yüzden ona dikkat edersek çok da güzel olur. Evet.
İkinci böyle, pankekimiz de hazır. İkinci pankekimiz de hazır. Bu şekilde bu karışım bitene kadar birer kepçe birer kepçe hı-hı, izleyicilerimiz hı-hı, yapabilirler. Siz evet, de yapmaya devam edeceksiniz hı-hı, sanıyorum. Hı-hı. Bu fındıkları ve kakaoları karıştırdığımızda siz onları yaparken bir sohbetimize devam ederiz. Peki. Bir de burada güzel üzümlerimiz görünüyor. Buna da bir de içecek yapacağız sanıyorum. Yine market evet, ürünleri kullanmak market yerine evde yapabiliriz dedik. Market hem de gene çocukların hoşuna gidecek tarzda bir üzüm mevsim geçmek üzere işte hı-hı, son demlerini yaşıyor şu an. O yüzden marketten üzüm alıyoruz. Hı-hı. Onu 2 litre suyla 2 kilo üzüm aldıysak 2 litre hı-hı, suyla 1 saat 40 dakika civarı evet, kaynatıyoruz, pişiriyoruz. İçine bir çubuk hı-hı, tarçın ve karanfil atıyoruz. Bir gece dışarıda bekletiyoruz balkonda hı-hı, ya da dolapta. Ertesi günün çok güzel bir renk oluşuyor hı-hı, ve meyvede şekerini iyice salmış oluyor. Hı-hı. Çok çocukların severek hı-hı, içeceği bir içecek olmuş oluyor. Besleyici böylelikle bir içecek elde etmiş oluyoruz. Böyle evet, katkı maddeli ürünlerden de uzak hı-hı, duruyoruz. Orada fındıklarımız da kavrulmaya devam ediyor. Yeterli midir bu kadar kavurmak? Oldukça sıcak olması lazım dediniz ama rengi dönecek mi biraz? Rengi biraz dönse iyi olur. Bu işlemi hı-hı, fırında da yapabilir seyircilerimiz. Fırına da atabilir. Hı-hı. Kabuklu fındık olursa da güzel olur. Hı-hı. Sonra onun kabuklarını soyaraktan. Şimdilik alıyorum ben. Hı-hı. Yeterince ısınmışlar. Burayı kapatalım. Tamam. Şimdi bunları rondodan. Tamam. Evet, evet, şunları da atayım ben içine. Geçireceğiz. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek amacımız. Hı-hı. Oldukça uzun aslında çırpmak gerektiğini söylediniz. Evet. Hı-hı. Bu en son fındığın aşamada mı yoksa çıkacak, burada da mı? Uzun uzun. Yapacağız şu an, galiba. Hı hı, aynen şu an yapacağız, burada yapacağız. Evet. Hı hı. Evet. Oldu mu? Oturmadı sanıyorum. Ben de bir bakayım. Ben sizden yardım istiyorum. Estağfurullah. Ben de başaramazsam artık rejiden bir yardım isteriz. Sanırım ben de oturtamadım buna. Hı. Yani şurasını... Sanki oluyor gibi. Şöyle birazcık bakalım. Değerli izleyenler, böyle canlı yayın kazaları da olabiliyor. Artık ne yapalım? Şu anda rondomuzun kapağını evet, oturtamıyoruz. Tamam. Başardık. Tamam. Oturtalım. Harika. Şimdi bunu da alalım buradan. Bunu da altını şimdilik evet, kapatıyorum. Kapatalım. Tamamdır. Kapattım değil mi? Evet. Hı hı. Şimdi bunu fındıklarımızı olabildiğince pürüzsüz bir kıvam, yağı çıkacak, sonra o yağı tekrar emecek. Şimdi böyle toz kıvamı alıyor hı-hı, ilk önce, sonra yavaş yavaş dediğim gibi böyle sıvı bir forma dönüşüyor. Hı-hı. Bu esnada kaynar suyla şöyle hı hı, ben sıcak marasını... suyumuz vardı, ben hemen onu getireyim. Evet. Onun için yumurta. Önce suyu mu ekliyoruz Hale Hanımcığım? Suyu koyayım ekliyoruz. Tamam. Suyu ekliyoruz. Çok su eklemeyelim. Şöyle birazcık dibine koydum o zaman. Evet, altını açalım. Tamamdır. Ben böyle usulü eriteceğim. Hı hı. Şu kadar yeterli yüzden... mi, fazla mı koydum? Yeterli mi bu sıcaklık acaba, miktar? Yeterli. Normalde bu değmemeli aslında ama... Biraz boşaltabiliriz arzu ederseniz. Biraz boşaltalım aynen. Hı hı. Ben böyle usulü eritirken evet, şu cam kasemin suya tabanı, değmemesi evet, evet, mühim bir şey. Şöyle birazcık şuraya dökelim. Bu sırada ben bunu çalıştırıyorum. Hı hı. Altını şöyle biraz fazla açtım ama biraz kısayım evet, mı? Evet, iyi yaptınız. Yok yok, gayet iyi. Olabilir. Gayet tamam, iyi.
yavaş yavaş topaklanmaya başladı. Erimeye başladı. Tabii makinenin sesinden sesim çok duyulamıyor olabilir ama erimeye başladı. Bunu böyle aralıklarla çalıştırarak akışkan bir form alana kadar ara ara yapacağız. Evet, eriyor. Oldukça uzun bir işlem, evet, uzun olması bir işlem. Gerektiğini de izleyicilerimize zaten ifade etmiştik. Yani bir 20 burada çikolatalarımız eridiğinde de karıştırdığımızda zaten o formu yakalamış olacağız aynen. galiba. Aynen. Burada hatta ben gösterebilirim nasıl bir form olduğunu. Şöyle bir akışkan. Tabii durunca biraz katılaşabiliyor. Bunun için de hemen bunu sıcak kaynar suyun içine oturttuğumuz vakit eski sıvı haline dönüyor zaten. Daha da akışkan bir sıvı evet. bir malzeme haline geliyor. Zaten genellikle piyasadaki ürünler de aşağı yukarı bu kıvamda oluyor. Bence evet, çok birebir örtüşen bir yapı oldu. Şöyle gösterelim izleyicilerimize de. Çocukların da bayıldığı bir karışım söz konusu oldu. Neticede bunu elde edeceğiz değerli izleyenler. Şimdi çikolatamız eriyip fındıklarla karıştırdığımızda. Ben yine de böyle bir örnek olsun diye süreyim mi bir tanesini? Tabii. Bu yaptığımız hazır malzeme üzerinden. Evet, hatta üzerine de böyle muz dilimleriz. Muzlar doğrayabiliriz. Çocuğunuz ne hangi meyveyi seviyorsa tamamen sizin arzunuza kalmış. Şöyle bunu da doğrayalım. Üstüne fındık, fıstık, ceviz. Besleyici ne varsa evde de kullanılabilir. Peki. Mesela küçük bir bıçak verip bu işlemi de gene çocukla gayet yaptırılabilir. Yaptırılabilir evet. Aman çocuğum elleme, aman dokunma derken biz böyle çok uzaklaştırabiliyoruz mutfak işlerinden de. Öyle yapmayalım. Aslında çok keyifli. Yani mutfak biraz normalinden daha fazla kirlenebiliyor ama evet. 5 dakikada eski haline getiriyoruz zaten. O yüzden çok bir sorun yok yani. Genelde anneler bana nasıl yani nasıl dayanıyorsun yani nasıl hiç bu kadar kirleniyor mutfak ne hale geliyor ama evet. yani eski bununla haline ilgili, geliyor hiçbir sorun yok. Kesinlikle bir konuğumuz şey demişti böyle aman çocuk döküyor saçıyor işte bununla ilgili ben çok problem yaşıyorum diyen annelere ya hanımlar demişti elektrik süpürgesi icat evet, olanı bayağı oldu. Onu çok sevmiştim gerçekten. Evet gerçekten 5 dakika mı almıyor yani o mutfağı eski haline getirmek. Bir süpürge açıyorsunuz tezgahı siliyorsunuz tamam bitti bu kadar. Bu spatulayla biraz karıştırayım mı? Evet, kendi haline mi bırakayım? Yok, çok güzel olur. Ben de bu sırada bunu bir kere daha çalıştırabilirim. Tamam. Şimdi bakalım. Evet yine bir. Çikolatamız bayağı bir eridi. Eridiyse biraz az şöyle yani sonrasında istediğim tekrar döndürecek miyiz rondodan çikolatayı da koyup yoksa sadece karıştıracak bir iki tur miyiz? Bir iki tur döndüreceğiz. İstediğim kıvam şu. Şu an altında yavaş yavaş oluşmaya başlamış. Şöyle biraz daha akışkan olacak gerçi tam o ama bunun için çok fazla dediğim gibi rondoyu çalıştırmamız gerekiyor. Biz bilgiyi verelim. Aynen öyle. Şu anda çikolatamız eridi. Eridiyse içine alabiliriz. Ben altını da kapatıyorum hatta. Şöyle rondonun içine mi alacağız? Evet. Şöyle. O biraz onu sıcak hemen oldu sanki. Tamam. Şöyle alayım mı şu şekilde? Olur öyle de alabiliriz. Evet ben Marie usulü erittiğimiz çikolatalarımızı. İsterseniz bu aşamada içine bir tane hurma da akşam suda bekletip pekmezle de yapılabileceğini söylemiştiniz. Pekmezle atabilirsiniz. O da çok güzel evet. oluyor.
Birazcık şöyle sıyırmak icap ediyor tabii. Evet. Bizim tabii bir de programımızdaki sloganımız evet. Sofralarımız israfsız olsun. Aman ona da dikkat edelim. Şöyle evet. iyice dibini de alarak alıyoruz. Tamamdır. Tamam, bunu ben bayağı bir sıyırdım ve tamam. aldım. Şu şekilde vereyim. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederim. Keşke bunu açmasaydık. Şimdi tekrar bir evet. Çok güzel oldu. Atma sorunu sorun. İster istemez. Bakalım inşallah bu sefer tek seferde başarırız Salih Hanımcığım. Bir robot talihsizliği yaşıyoruz şu anda ama evet, oldu. Tamam. Harika. Alıştık demek ki. Evet, şimdi bir kere bunu döndüreceğim. Tamam. Hı-hı. Yeterli. Şu anda hazır oldu galiba. Evet, bu kadar. Harika. Bu kadar. Gayet pratik bir şekilde. Şöyle de gösterelim. Bunu bir kaseye alabiliriz. Hı-hı. Şurada servis kaselerimiz var. Onlardan Hı-hı. birisini alalım. Bu üzümümüzün tarifini de bir kere daha alalım. Ondan sonra sohbetimize geçelim. Peki. Programımızın sonunda da hepsinin sunumunu izleyicilerimize tekrar aktarmış oluruz. Tamam, bunu hemen alıyorum. Hı-hı. Bunu alalım. Ben şuradan bir kaşığımız varsa evet oradan alalım. Bir de çocuklar okuldan geldikten sonra yapmak üzere bir tarifimiz var. Hı hı. Çocuklar okuldan geldikten sonra ne çok aç oluyorlar ne çok tok oluyorlar. Zaten akşam yemeği vakti de geleceği için çok fazla biz doyurmak istemiyoruz. Dolayısıyla aperatif bir şey olsun istiyoruz. Bunun için hem de sizin sloganınıza uygun olaraktan bayat ekmekleri de değerlendirebileceğimiz. Olacağız, aynen öyle. Evet, bir tarifimiz var. Evet değerli izleyenler bu şekilde kenarlarını. De koymuş olduk. Kenarlarını biraz bulaştırdık ama olsun evet. artık onu da siz görmezlikten gelirsiniz. aslında öbür tarifimize geçerken ben Esra hocamı da buraya davet etmek istiyorum. Hocam buyurunuz. Şimdi güzel tarifler yapıyoruz. Bir yandan da sizin bilgilerinize başvuralım arzu ederseniz. Salih Hanım maşallah çok hamarat. Evet, çok güzel şeyler yaptı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel pankekler yaptı minik minik. Ve evde daha böyle katkı maddelerinden evet. arındırılmış, elimizden çıkabilecek güzel bir balla çikolatalı sos olabilir. Yaptı. Balla çok güzel olabilir. Evet balla da ikram edebilir. Evde yapılmış bir reçel. Bir tarif olmuş oldu. Ben şunu size sormak istiyorum. Burada hani diyoruz ki kaliteli zaman da geçirebilir. Anneler çocuklarıyla mutfakta mesela bir yumurtayı kırdırabilir, bir şeyi çırpabilirler beraber dedi. Bu da o gelişim aşamalarını destekleyen tabii bir ki. Şey değil tabii. Midir? Hem de biraz o duygusal bağ da sağlıyor sanki. Mesela robotla uğraşmak yerine çırpma teline verirdik eline. Evet. Verelim çırpsın dursun. Ben mesela evde oğluma öyle yapıyorum. Yusuf yumurta kıracağım çırpar mısın hemen koşuyor. Hem zamandan tasarruf ediyoruz hem de çok güzel onlar zaten kol kaslarını geliştirmiş oluyorlar. Onun dışında bir şeyin bitmesini bekliyoruz mesela. O arada sayabiliriz. Hadi 20'ye kadar sayalım. Alın size matematik çalışması. 1, 2, 3, hadi 20 oldu. Bakalım pişti mi? Olmadı. Hadi bir daha tekrar sayalım diyerek. Yani aslında mutfakta çocuklarla vakit geçirilebilecek o kadar güzel etkinlikler evet. var ki. Yani her şeyi bir arada yapabiliriz ve orada istediğimiz şeyi de öğretebiliriz. Dil becerileri gelişir. Doğru. Mental beceriler zaten gelişir. Kaslarını da siz araya devreye sokuyorsunuz aslında. Tamamen bir yapılandırılmış bir eğitim ve alanı. Ve yemek yeme problemini de bu şekilde tabii ortadan tabii. kaldırabileceğimizi tabii. düşünüyorum. Ben çocuk çünkü kendi yaptığı şeyi hem yedirmeyi çok sever. Nasıl olmuş nasıl olmuş hep böyle bir tattırmak ister. Hem de kendi de iştahla yiyecektir. Mesela benim oğlum da bazen seçtiği sebzeler oluyor. Mücverin birazcık daha bol sebzeli haline çeviriyorum ben. Onun ismi de adam köftesi. Adam şeklinde de saç, burun, ağız yapıyoruz. Mesela en keyifle yediği ama aslında kabağı çok sevmeyebiliyorlar. Brokoliyi sevmiyorlar. Ama içine istediğiniz her şeyi katabiliyorsunuz. Kesinlikle öyle. Şimdi süremizin sonuna doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Yaklaşık böyle bir 10-12 dakikamız kaldı. Son tarifimizi de dinleyeceğiz. Tamam. Bu da bu arada özellikle okul dönüşünde evet bu arada ben onu da bir kere daha alalım evet. Hazırladım. Şöyle üzüm suyumu da hazırlamak üzere üzümlerimi içine alayım tenceremin. Çubuk tarçınımı, karanfilimi ekleyeceğim. Bunu bir saat yaklaşık bir saat tutup ondan sonra püf nokta olarak şöyle diyebilirim ki bir gece muhakkak bunu bekleteceğim. Ya buzdolabında üzerine ya dediğim gibi. Üzerine bir şeker eklemedik. Hayır hiçbir şey eklemiyorum. Sadece doğal bir içecek böyle. Olacak. En güzel. Mesela tatlara biz alıştırdığımız için aslında çocuklar şekeri seviyorlar. İlk bir yaşta hiç şey istemeyiz. Şeker ve tuzla tanışmasını istemeyiz. Evet. Mesela çayı mutlaka şekerle tatlandırıyoruz. Aslında tatlandırma ihtiyacını öğrettiğimiz için onlar da ihtiyaç duyuyorlar.
Böyle bir ağız damak tadını şekersiz şekilde devam ettirirsek aslında sıkıntı yaşamayız. Mesela karayüzüm çok bu arada içinde çekirdek olduğu için çok yemeği tercih etmeyebilirler. Meyve suyuna dönüştürerek ondan gelecek vitamini direkt almasını sağlayabiliriz. Kesinlikle. Güzel bir tercih olmuş. Çok daha da keyifli bir sunum çocuklarımız için sağlamış olacağız. Şimdi ekmeğimizi doğruyoruz. Biz de tam buğday mı tercih ettiniz? Bu çavdar unuyla yapılmış bir ekmek. Ekmeğimizi de kendimiz yapıyoruz. Çok güzel. Çünkü aynen yani meyve suyu gibi, çikolata kreması gibi aslına bakarsanız çok da pratik bir şey. Yani ekmeği yapmak un, su ve zeytinyağı. Doğru. Başka hiçbir şey yok. Sadece mayalanma süreci biraz bize bekletebilir. Yani uzun bir süreç olabilir. Onun dışında hiçbir zorluğu yok. Ekmeğimizi de şöyle koyalım şuraya. Şimdi... Çocuklar okuldan geldikten sonra ne yapabiliriz? Bu da bir sıkıntı oluyor gerçekten hocam. Evet. Çocuklar okulda biraz yoruluyor mu? Artık ya da çok yaşadığı bazı şeyler mi canını sıkıyor? Bazen çünkü öğretmen kızmış oluyor, parmak kaldıramamış oluyor. Okul dönüşlerinde de böyle bir stres unsuru olabiliyor yemekler. Neler önerirsiniz? Bir yandan da böyle okul dönemi çocuğuna doğru geçsek mi acaba? Şimdi 3 yaşı, 2 yaşı o konuşma evresini, yürüme evresini konuştuk. Sonrasında böyle okula doğru artık kreşe de yaklaşmış olduk. O aşamada gelişme dair aileler başka neler bilmeli hocam? Mesela anaokuluna başladıkları zaman sabah bir stresle gidilen süreçler oluyor. Okula geldiği zaman çocuk okulu sevmedi diyebiliyorlar. Aslında okulu sevmeme değil. Belki fizyolojik ihtiyaçları o arada görülmemiş olabiliyor. Uykusunun kaliteli bir şekilde alınmamış olabiliyor. Ya da biz işe yetişme telaşında hadi çabuk sürükleyerek neredeyse dışarı çıkartıyoruz. Yani her sabah kendimiz de aynı durumu yaşadığımızdan kaynaklı. Ama bu arada mesela yolda giderken güzel bir işte dua açılabilir ya da çocuk şarkısı açılabilir ya da hiçbir şey açmıyorsak bir sayı sayma, oyun oynama şeklinde yolu biraz keyifli hale getirebiliriz. Çünkü bazen Ankara trafiğinde uzun çok süre doğru. araç içerisinde vakit geçirebiliyoruz. Evet. Ya da yürüyerek mi gidiyoruz? O zaman kaldırım taşlarını sayabiliriz. Merdiven basamaklarını sayabiliriz. Keyifli bir süreçte okula gidiş bir süreci güzel olabilir. Evet, bizim yeni oyunumuz mesela geçen arabaların renklerini kim aldı söyleyecek. Çok da hoşuna gitti. Evet. Evet. Siz karşınıza oturtup hadi renkleri çalışalım dediğinizde keyifli olmayacaktır. Aynen. Ama bir yarışa dönüştürdüğünüzde... Ona müthiş bir keyif veriyor. Evet, şu an mesela ben oyun oynamayı istemesem, onu teklif etmesem bile kendisi anne hadi gel arabanın renklerine bakalım kim daha önce söyleyecek. Çocuklar bir de öğrenince hemen hep tekrarını isterler ya oyunları. Hep söylediğimiz gibi böyle illa pahalı oyuncaklara ya da birilerinin diktesine aman şöyle yapın böyle yapın demesine de çok ihtiyaç yok. O anne çocuk arasındaki baba çocuk arasındaki uyumla da çok alakalı. Aslında her an bir oyuna dönüştürülebilir söz konusu bir çocuksa. Şu an mesela çocukların elinde biz yapılandırılmış her şeye hazır oyuncaklar veriyoruz. Kumandası elinde, makinası ama bizim çocukluğumuza baktığımızda hani siz daha gençsiniz ama belki biz çocukluğumuzda kendi kendimize oyuncaklarımızı yapıyorduk. O zaman el becerimiz çok daha iyiydi. Neden sonuç ilişkisinde çok güzel oyuncak üreterek oluşturabiliyorduk. O noktada belki geriye dönüş olmalı. Biz daha biraz böyle hazırdan uzağa birlikte üreteceğimiz şeyler yemekte olsun, oyuncakta olsun. Üreteceğimiz herhangi bir materyalde ben mesela okulda da bunu çok dikkat etmeye çalışıyorum. Hazır bir ürün almaktansa hadi hep birlikte bir ürünümüzü kendimiz oluşturalım ki. Hem onu zaten kullanırken keyif alıyorsunuz kendiniz oluşturduğunuz için. Çocuğa istediğiniz şekilde modifiye edebiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz da. O yüzden hani hazır ve pahalı şeylerden uzak durulabilir bu noktada. Kesinlikle öyle hocam. Burada tabii çocuğa bir şeyler ürettirmek aynı zamanda çocuğun sabrını, sorumluluk kabiliyetini de geliştiriyor. Hani psikomotor diyoruz ya da işte işin içine manevi gelişim de giriyor, ahlaki gelişim de giriyor. Yani çocuk o kadar bütüncül bir varlık ki yani insandan bahsediyoruz, bir insanı yetiştirmekten bahsediyoruz. Hepsi işin içine dahil oluyor. Hani böyle şeyler yaptığımızda o alanları da desteklemiş oluyoruz galiba. İsrafı engellerken bir geri dönüşüm yaparken aslında onun manevi hazzını da hissettiriyorsunuz ki iktisata giden bir faaliyete dönüştürüyorsunuz. Çok yine doğru. Bir masa üzerinde birlikte üretirken sabrını, ekstra dikkatini, ekstra birlikte kaliteli vakit geçirmeyi, sohbeti her şeyi içine alabiliyorsunuz. O yüzden aslında yani hani şey diyoruz vakit ayıramıyoruz, çalışıyoruz ama bir 5-10 dakikamız bile bazen çok daha güzel oluyor. Saatlerce hazır ürünlerle oynamaktansa birlikte 5 dakika ürettik, 10 dakika oynadık, onun hazı farklı çok oluyor. Çok daha farklı oluyor. Hemen tarifimizi de yavaş yavaş dinlemeye başlayalım. Şimdi tamam. Susamlarımızı koyduk, onları kavuracağız. Susamları evet biraz kavuracağım üstü için.
Susamda da özellikle E vitamini çok fazla beyin gelişimi için evet. Güzel bir tercih. Bir de böyle bir simit görüntüsü. Çocuklar simiti çok seviyorlar ya, okuldan gelirken mesela bazen simit alalım mı anne diyor Muhammed Emir. Hı hı. Susamlı bir şeyler yapınca simit yerine onu yiyebiliyor ve çok da bir şey anlamıyor. Yani. Anlamıyor. Gayet simit olarak. Şimdi ne yaptım ben? Ekmeğimi aldım, ortasını kestim ve bunu böyle buraya koyuyorum. İsterseniz bu aşamada hiçbir şey koymadan tavaya biber, kırmızı biber, yeşil biber koyup gene onu da bu kısma yerleştirip yumurtayı onun üstüne de koyabiliriz. Ama çocuklar genelde pek tercih etmiyorlar biberi. Hı hı. Yani çocuklar diyorum ama ben genelde kendi çocuğumdan aslında yola çıkarak. Ben de bir çatal aradım ama. Tamam, hiç problem değil. Şöyle yapalım. Yumurtamı çırptım. Kaşığımız da var isterseniz. Kaşık. Tamam, tuz, karabiber. İçine ekleyeceğim. Şöyle biraz karabiber, biraz da tuz ekliyorum ve bunu ekmeğin içine doğru dökeceğim. Böyle ekmeğin içerisinde bir odacık yapmış olduk. Evet. Bu da yine çocukların dikkatini çeken bir durum. Bir kare şekli oluşturduk. Şekil evet, öğretisi. De, evet, kesinlikle çocuklara aktarabiliriz. İçine çıkardık, ne oldu? Kare oldu. Bu sabah kahvaltıları için de aslında düşünülebilir. Evet, sabah kahvaltısı da olabilir. Pankekler mesela böyle bir ikindi çayının yanında belki olur. Tercih edilebilir. Hı-hı. Tamamen o ürün, öğün düzenlemesi nasıl yapılacaksa evet. Anneler için. Bu kenarlara taşan yumurtalarla şöyle ekmeğimi batırıyorum. Bunu da yumuşamasını sağlamak için. Evet. Ve bunu üstüne şöyle şu şekilde yerleştiriyorum. Hı-hı. Sonrasında üzerine biraz kaşar, şöyle çevireceğim bu tarafı da. Kaşar şöyle yapalım. Ve kavrulmuş susamlarımı da en son üzerine koyacağım. Çok güzel bir görüntü, çok da güzel bir lezzet elde etmiş olacağız. Evet. Yani bunu şimdi çocuklara özel dedik ama misafire de yapılabilir. Güzel, evet. Sabah kahvaltı misafirlerine varsa evet, tercih edilebilir. Çok yönlü bir tarif yapmış olduk. Dediğim gibi bunu da çeşitlendirebiliriz. Ne kadar çeşitlendirirsek de o kadar güzel olacaktır. Evet, ekmekle işimiz bitti galiba. Onu da şu tarafa alalım. Bitti. Yavaş yavaş sunumumuza da geçeceğiz çünkü. Bunu da şu tarafa doğru alalım. Şimdi susamlarım da kavruluyor. Biraz daha. Bu arada üzümler de kaynıyor. Kaynadıktan sonra dediğim gibi kaynara çıktıktan sonra bir yarım saat altı açık duracak. Sonra kapatacağım. İçindeki tarçını çıkaracağım. Çok acılık vermesin diye. Sonra bunu bir gece bekleteceğiz. Ertesi gün süzgeçte olabildiğince zaten üzümde tattığınız zaman hiç tat kalmıyor. Bütün tat o suyun içine geçmiş oluyor. Ama yine de bir kaşık yardımıyla eze eze süzgeç olmak üzere altında eze eze onun bütün suyunu çıkartıp sadece kabuk, üzümün kabuğu. Spatula'ya ihtiyacım var. Şimdi bunu alıyorum. Oradan bir halledebiliriz. Bu arada ben de hocama biraz daha farklı sorularla devam edeyim. Vaktimizin son kalan kısımlarını da değerlendirmiş olalım. Şimdi genellikle hani diyoruz ya böyle hep anneler çocukları ilgilensin, sevgilerini, ilgilerini işte onlarla güzel vakit geçirmeye gayret göstersin. Bunu da tabii ki her zaman mümkün olmuyor. Çalışan anneler söz konusu oluyor. İşte ve daha küçük yaşlardan itibaren kreşe verme durumu oluyor. Bazen de işte çocuk sosyalleşsin, evde yalnız canı sıkılıyor deyip de verilebiliyor. Burada kreşin çocuk gelişimi açısından önemi nedir? Bunda doğru yaş aralığı ne olmalı hocam? Öncelikle şeyden de bahsetmek istiyorum. Anne çocukla oynasın derken bütün gününü geçirsin demiyoruz zaten. Çok güzel. Ona çok dikkat etmek lazım. Bazen işte görüyoruz sosyal medyada takip ettiğimizde tüm günün anneyle geçirme hissiyatı eklenebiliyor bizde. Ama ona gerek yok. Çünkü tüm gününü siz zaten sadece onunla geçirdiğiniz zaman arkadaş ihtiyacı hissedecek. Sadece anneyle yapılandırılmış, anneyle oynadığı bir ev ortamı ona yetmeyecektir. Bu noktada işte okullar devreye giriyor. Çalışıyorsa da ya da çalışmıyorsa da ilkokula gitmeden önce mutlaka bir senesini okul öncesinde harcamalı çocuk. Tabii bu daha erken süreçte olabilir. 3 yaşından itibaren olabilir ya da 0-2 yaştan dolayı olabilir. Çünkü anne çalıştığı için. Ama
En azından ilkokul 1. sınıfa başlamadan önce ki artık okula başlama yaşı da 60'a düştüğü için yani 5 yaşından sonra başlamış olabiliyorlar ilkokula. İlkokula başlamadan 1 yıl önce mutlaka okul öncesi eğitim almalı. Neden? Çünkü şimdi biz o kadar izole bir çevrede yetiştiriyoruz ki bir fanusun içerisinde yetiştiriyoruz maalesef. Ve sosyal çevremiz çok olmayabiliyor. Artık apartmanlarda oturuyoruz, bahçede oynama imkanları olmayabiliyor. Onun için akran göremiyorlar. Akran eğitimini sağlayabilmek adına, birlikte sosyalleşebilmek adına ilkokula başlamadan 1 yıl önce mutlaka bir okul öncesi eğitim kurumundan geçmeliler. Tabii daha erken de olabilir. Hani o ailesel şartlara göre değişebilir. Okulu tercih ederken de, okulla alakalı düşündüğümüzde de önce biz hazırlığını yapmamız gerekiyor bu noktada. Çünkü öyle bir şey oluyor ki yeni kardeş geliyor, çocuk okula öyle başlatılıyor. Ya da anne işe başlıyor, hemen okula başlatılıyor. Bu arada çocuğun zihninde öyle bir düşünce oluyor ki ben eve bir fazla geldim ya da annemin mecburiyetinden kaynaklı okula başlıyorum diye hissediyorlar. Bunu yapmamak adına biz çocuğumuza o süreci sağlıklı bir şekilde başlangıç. Sen büyüdün artık. Büyüdüğün için artık okula gitme yaşın geldi. Nasıl baban işe gidiyor, ben işe gidiyorum ya da nasıl benim de evde sorumluluklarım varsa senin de okula gitme yaşın geldi deyip sağlıklı bir anlatma sürecinden geçerek doğru okulu tercih edip sonra güzel bir okul süreci başlamalı. İnşallah bu aşamalara da çok dikkat etmek lazım. Şimdi sona doğru yaklaşıyoruz. Pişti mi? Hemen onu sorayım. Evet, süre yeterse pişti. Bir de sorumuz var. Pişti, hemen onu değerlendirelim. Servis tabağıma alıyorum. Tamam. Üzerine de şöyle kavrulmuş susamlarımı ilave edeceğim. Şunu kapatalım. Mis gibi de koktu o susam. Evet. Biraz kavrulması daha, biraz ile daha da kavrulabilir. Aslında biraz daha rengi dönebilirdi. Tahin, helva, pekmez sevmeyen çocuklar için susam da en azından şöyle, aynı içerisindeki malzemenin olduğu bir seçenek. Susamlıyoruz. Onları üzerinde değişiklikler, göz falan yaparak da bir oyuna dönüştürebilirler. Evet, oldukça. Maydanozla saçlar, domatesle gözler, kırmızı biberle ağız falan derken keyifli bir tabak olabilir. Farklı yorumlar var hocam. Ya işte hani her anne bununla uğraşmak zorunda mı ya da her öğünü böyle süslemelere çevirmek zorunda mıyız? Yani her öğün değil elbette ama bazen böyle tatlı şeyler yapmak da güzel bence. Bizim için de öyle değil mi? Her zaman hani sabit tabakta yemektense bazen güzel bir sofra olduğumuzda hoşumuza gitmiyor mu? Arada bir sürprizler olmalı mı bence? Evet. Belki hani her gün yapabilmek mümkün değil. Her gün yapmaya da aslında belki de hiç gerek yok. Çünkü bu sefer de öyle bir şey alışıyoruz ki normalleşiyor ve beklentimiz büyüyor. Herkesin bize özel tabaklar, özel hazırlıklar yapmasını beklemiyor, istiyoruz. Ama onun yerine arada böyle güzellikler hoş olur bence. Hoş olabilir. Şimdi birkaç dakikamız kaldı ama hemen bu soruyu da sorayım çünkü önemli olduğunu düşünüyorum. Elif Hanım uzunca bir mesaj atmış ama şöyle özetleyelim. 2013 doğumlu olduğunu söylüyor. 5 yaşında ve anaokulunda olduğunu söylüyor. Yürümesinde ve konuşmasında herhangi bir problem olmadığını ama arkadaşlarına göre daha yavaş hareket ettiğini, mesela boyama yaparken daha böyle yavaş yavaş boyama yaptığını söylüyor. Bunda bir problem var mıdır? Bazen çocukların o hızları, bazısı çok hızlı yemek yer, bazısı yavaş yer. Bunda da bir gelişim geriliği mi var acaba diye hemen gene bir endişeler söz konusu olabiliyor. Siz de tabii pek çok minik elinizden geçtiği için farklılıklar gözlemliyor musunuz ve bu normal midir? Arkadaşlar acaba çok mu normal? Belki de onlar çok hızlılar. Hızlı, doğru. Yani onun farkına sınıf öğretmeni varacaktır zaten. Zaten aynı sınıf içerisinde yaş grubundan beklenen davranışlar vardır ya. O noktada mesela boyamayı hızlı bir şekilde bitirmesini beklemeyiz ki. Bizim o yaş grubundaki beklediğimiz doğru kalem tutuş becerisi olmalı. Kalemi sınırlı bir boyama verdiysek sınırına taşırmadan boyamayı bilmesi ya da boş bir kağıt verdiğiniz zaman onda bir kompozisyon oluşturabilmesi ya da insan çizmesini istediğimiz zaman işte insanın parçalarını sayarız. Biz testi vardır, insan çizme testi. İşte kafasını, gözünü, kulaklarını çizmesini, işte tam bir insan vücudu çizmesini bekleriz. Bunları yerine getirebiliyorsa zaten yeterlidir. Zaten biz bir yarış atı yetiştirmiyoruz. Hani hızlıca boyasın, bitirsin, hızlandırsın demiyoruz. Ondaki bir yarışa geçmek veya veliler arasında benim çocuğum senden önde yavaş falan tarzında bir yarışa geçmek hiç hoş bir davranış değil. Bunu öğretmenlerin de bu kaygıyı aileye yüklememesi lazım. Aynen. Büyük ihtimalle öğretmenin de bir değerlendirmesi olmuştur ki hani kaygıyı yaşamıştır. O noktada hani hızlı olması gerek yok ama beklediğimiz şeyler vardır. Mesela belli süre içerisinde işini tamamlaması lazımdır. Bu da beceri. Onu da zaman kavramı yok. Şimdi 5 yaşındaki bir çocukta daha soyut kavramlar gelişmediği için zamanı o zaman öğretmeye başlayabilir anne. Küçük bir kum saati alır.
Hadi kum saati dökülene kadar şu küçük yaprağı boyayalım. Hı. Döküldü. Hadi çevirdik, şimdi bunu boyayalım. Zaman kavramını siz somutlaşmış hale getirirsiniz orada da. Ve bu şekilde çocuk da kendini fark edip belki hızlandırabilir. Belki gerek duymamıştır. Şimdiye kadar zamanla ilgili hiçbir ihtiyaç hissetmemiştir. Belki kaslarıyla ilgili de desteğe gereken şeyler olabilir. O zaman da bolca kağıtla, kalemle hemhal etmeliyiz çocuğumuzu. Evet. Bu şekilde Elif Hanım'a da önerilerimizi göndermiş olalım. Bu arada tabii ki bir yarım saat kaynayacak, sonra bir gece bekleyecek dedik. Hı hı. Üzüm suyumuz böyle çok güzel bir meyve suyu hazırladık ama siz hazır bir şekilde getirmişsiniz. Evet, renk bu olacak. Rengi çok... bakar mısınız gerçekten? Gıda boyasına maşallah gerek yok. Herhangi bir gıda boyasına asla gerek yok. Son derece güzel. Tadına da bakabilirsiniz. Tadına da bakabilirsiniz. O yayından sonra hep beraber diyelim inşallah. Bir yandan da tabii son dakikalarımız olduğunu Recep bana hatırlattığı için bazen arada bir kopukluklar söz konusu olabiliyor. Hatta bitti artık, kapatın diyorlar bana şu anda. Tamam, değerli izleyenler, pankek yaptık. Çok güzel çikolatalı krema yaptık üzerine. Harika bir hem kahvaltılık ya da hem okul dönüşünde yapabileceğimiz güzel bir böyle yumurtalı tost diyebilir miyiz buna? Öyle bir tarif yaptık. Diyebiliriz. Çok da güzel bir üzüm meyve suyu, üzümden güzel bir meyve suyu yaptık. Esra Hocam'la da çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Salih Hanımcığım, ellerinize sağlık. Çok sağolunuz. Ne demek? Siz de çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Nazik davetiniz için. Çok mutluyum burada olduğumdan dolayı. Hı hı. Umarım çocukların da hoşuna gider, beğenirler. Gayet güzel oldu bence. Güzel tarifler yapmış olduk değerli izleyenler. Böylelikle de programımızın sonuna gelmiş olduk. Haftayı da tamamlıyoruz. Pazartesi günü saatler 10.30'u gösterdiğinde farklı konularla, farklı konuklarla inşallah tekrar karşınızda olacağız. O ana dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın.